Hayırlı akşamlar. Ben Yusuf Ozan Demir. Derin Kutu'ya hoş geldiniz. Haftanın önemli gündem başlıklarını değerli konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz sevgili izleyiciler. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Gazeteci, yazar ve aynı zamanda eski siyasetçilerden Emin Şirin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Stratejist İbrahim Kereş. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeni Akit gazetesi yazarlarından Ali İhsan Karahasanoğlu, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Yine bir diğer Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay, hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler diliyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ankara stüdyolarımıza gidelim. Gazeteci, yazar Serdar Arsever, Serdar Bey, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, siyasette önemli gelişmeler var. Bir taraftan da orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz ve orman yangınlarıyla mücadele ederken muhalefetin yine itirazları var. Yangın söndürme çalışmalarında aksaklıklar olduğu söyleniyor. Son dönemde orman yangınları neden arttı? Mücadeleler yeterli mi? Gündemimizde olacak. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hatırlayın, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştuğunda Özgür Özel yoktu. CHP kanadından açıklama geldiğinde ayağında basit bir kırık var denilmişti. Ve sonrasında, bir gün sonrasında Can Atalay ile ilgili meclis olağanüstü toplandığında orada bulunmuştu ve ayağı bandajlıydı. Tabii Twitter'dan kimi iddialar var. O iddialar dikkate alınmalı mı, alınmamalı mı, ama kimi söylentiler var. Özgür Özel bunu yalanladı bu arada. Hani o ayağı bandajlı sargılı ama aslında bir kırık değil, vuruldu şeklinde bir iddia Özgür Özel'de. Filmleri var, öyle bir şey yok, deli saçması gibi bir yanıt verdi sevgili seyirciler. Öte yandan bir diğer önemli başlık, hani sporla siyaset artık neredeyse iç içe geçmiş durumda. Göztepe karşılaşmasında Fenerbahçe Göztepe, yani Fenerbahçe deplasmandayken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seyircisinin tribüne alınmadığı gerekçesiyle deplasman tribününe doğru hareket ettiğinde Göztepe'li taraftarlar sahaya girdiği için Ali Koç büyük tepki göstermişti. Orada bir yönetici olduğu iddia edilen kişi Ali Koç'u itekleyince Koç da yere düşmüştü ve akabinde kişi gözaltına alındı, ifadesini verdi, ev hapsine çarptırıldı. İşte bu olaydan sonra Ali Koç hemen Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Orada kimilerine göre Devlet Bahçeli bir kez daha hükümete göndermede bulundu. 17-25 saati vardı. Bu gündeme gelince de MHP lideri itiraz etti. Cumhur İttifakı dolu dizgin yoluna devam ediyor dedi. Bakacağız, hepsiyle konuşacağız, hepsiyle ilgili, ama bir de İstanbul Fatih'te maalesef üzücü bir hadise var. Görüntüsü de ortaya çıktı. 40 yaşında bir vatandaş iddiaya göre Fatih'te gezerken yine başıboş ya da sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve maalesef hastaneye kaldırıldıktan sonra da can verdi. İlgili kişinin ağabeyleri, kardeşleri, ailesi konuştu. Olayı doğruladılar. Azınlık bir grupta bunun köpek saldırısı olmadığını, duvardan düştüğünü ya da bir takım kişiler tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor, ama Fatih Belediyesi de zaten yapmış olduğu açıklamada olayı doğruluyor. Hani bize haber geldi, biz gittiğimizde olay olmuştu gibisinden bir açıklama. Akabinde de köpekler toplatıldı ve savcılığın konuyla ilgili ya da belediyeler hakkında, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Fatih Belediyesi hakkında soruşturma başlattığı haberi de düştü. Bu konuyu bir konuşalım, çünkü yasa çıkmıştı. Gerçi yasa biraz esneklik sağlıyoruz. Hani şu süre içerisinde barınaklar yapın, köpekleri buradan toplayın diye yasa çıktı, ama tek başına yasa çözüm olmuyor maalesef. Ve hala bu konuyu konuşuyoruz ve hala şu günün şu şartlarında dev bir metropolde başıboş sokak köpekleri maalesef insanları katlediyor. Ali İhsan Bey, yasa tam olarak ne diyordu? Niye hala bunu konuşuyoruz? Ya da niye bu olaylar hala yaşanıyor? Belediyeler üzerine düşeni yapmıyor mu? Bazı belediyeler zaten açık açık söylediler, biz toplamayacağız, herhangi bir şekilde kanun emrini yerine getirmeyeceğiz dedi. Siz Fatih Belediyesi'nin örneğini verdiniz. Ayrıca bir İrlandalı turist İstanbul'da yine
köpek saldırısına uğradığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dava edeceğini söyledi. Şimdi burada çıkan kanunu uygulamamak diye bir şey söz konusu olmaması lazım. Mutlaka İçişleri Bakanlığı müfettişleri de bu konuda gerekli soruşturmaları yaparlar. Ama bir zaman da vermek lazım belediyelere. Hemen kanun çıktı, yürürlüğe girdi. İyi, güzel. Hemen ertesi günü bütün sokak hayvanlarını toplayacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Böyle bir şeyi beklemek de doğru değil. Bu sokak hayvanlarının öldürülmesi anlamına da gelmiyor. Barınaklarda gene eğer saldırgan değilse, herhangi bir şekilde bir hastalığı söz konusu değilse, gerek hayvanlara gerekse insanlara bulaştıracağı bir mikrobu, bir virüsü söz konusu değilse gene onlar barınaklarda yaşamalarına devam ettirilecek. Ama öyle bir algı oluşturuluyor ki sokak hayvanları üzerinden bir kavga başlatılmak isteniyor. Oysa bu konuyu toplumsal uzlaşı içerisinde kanun çıkmış, bu kanunu bir söz vardır. En kötü kanun iyi idarecinin elinde. Güzel şikayetlere söz konusu olmaksızın uygulanır. Ama en iyi kanun da kötü idarecinin elinde büyük şikayetlere maruz kalacak şekilde uygulaması söz konusu olabilir. Dolayısıyla kanun çıkmış. Bu dakikadan sonra evet CHP'de Anayasa Mahkemesi'ne bir iptal davası açtı. Ve veyahut da açmak üzeredir. Bu noktada belki Anayasa Mahkemesi de şekli, genelde artık Anayasa Mahkemesi şekli sebeplerle iptal kararları veriyor. Bu noktada belki Anayasa Mahkemesi'nin de diyecekleri vardır. Ama hiçbir şekilde vatandaşlarımız o oluşturulmak istenen algı, efendim hayvanlar bugünden sonra kanun yürürlüğe girdi, toplanacaklar ve toplu olarak öldürülecekler şeklinde bir kanaate kapılmasınlar. O noktada mutlaka hayvanlar barınaklarda, belediyelerin imkanları çerçevesinde veya sahiplendirilme şeklinde uygulamalarla yine hayatlarını idame ettirecekler. Ama şu olmayacak büyük ihtimalle artık. İşte sokak hayvanları biz kısırlaştıramamıştık bunları. 300 tane sokak hayvanı olmuş, işte 700 tane, 800 tane, 900 tane. Bu tablolar artık büyük ihtimalle önlenmiş olacak. Sokak hayvanları tam anlamıyla kısırlaştırılacak. İşte belki bir tane, iki tane, üç tane neyse onun kontrolünü tabii belediyeler organize edecek. Ve bu noktadan sonra da artık sokak hayvanları diye efendim insanlara saldırıyorlar, çocuklara saldırıyorlar. En azından tedirginlik yaşayan insanlarımız var. Tamam, yani rahatsız olmayan insanlarımız da vardır mutlaka ama şimdi toplum içerisinde %10'luk, %20'lik, %30'luk bir kesim dahi eğer sokak hayvanlarının ya ben köpek olduğu zaman oradan geçemiyorum diyorsa, bir tedirginlik duyuyorsa bu noktada kanunun emri gereği belediyelerde gerekli tedbirleri alması lazım. Emin Bey, sizin de yorumunuz. Valla bu kanuna hakikaten kanun çok gürültülü çıktı. Çok büyük hassasiyetler yaratıldı. Bu hassasiyetler belki sokaktaki hayvanlarla biraz irtibat içinde olduğumuz için bu kadar hassasiyet var. Ben ava karşı bir insanım. Mesela aynı hassasiyetin hiçbir zararı olmayan dağ keçileri için niye gösterilmediğini anlamıyorum. Şimdi latife gibi gelecek ama zevk için hayvan vuruluyor. Para karşılığı. Bunlar beni çok rahatsız ediyor veya ceylanlar. Şimdi ben bu kanunda Ali İhsan Bey'in daha ötesine geçeceğim. Saldırgan olduğu bilinen hayvanların, bir kere kanunun bir eksik tarafı var, üretici yani bu işten para kazanan, üretim yapan insanlar için yeterli müeyyideleri kanunun içinde görmedim. Bu bir eksikliği kanun. İkincisi, kanun yürürlüğe girene kadar münferit bile olsa, böyle parçalama hadiseleri varsa, burada belediyelerden evvel muhtarlarla bir işbirliği yapıp her muhtarın kendi mahallesinde saldırgan bilinen hayvan varsa bunları tespit edip bunların derhal toplanması lazım. Muhtarlar buna sanki biraz cesaret edemiyor gibi. Edemiyorlarsa işte olmuyor. Kapılarında baskın görüyorlar. Olmuyor. Şimdi sen muhtar olarak artık hepsine bir bina yapıldı neredeyse. Maaşını alıyorsun. Mahalleni en iyi bilen insan sensin. Bu konuda harekete geçeceksiniz. Yani saldırgan hayvan var mı? Var. İstanbul'un içinde bile var. 10 tanedir, 100 tanedir, 1000 tanedir bilmiyorum miktarını ama bu devirde bu şikayetin olmaması lazım.
Madem bu zaman içinde ağırlıklı olarak bir kısırlaştırma projesi içinde yürüyecek, demek ki daha önümüzdeki aylarda bu hadiseleri çok duyacağız. Ben muhtarlarla işbirliği içinde mahallesinde saldırgan bilinen hayvanların süratle toplanması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar itlaf edilsin diye değil. Ama evvela bunlar kaldırılıp sığınaklara mı, barınıklara mı, nereye götürüleceklerse bunların derhal tespit edilip toparlanması lazım. Benim oturduğum sokakta 5 tane 6 tane hayvan var. Çok kedi var da hayvanların hepsi sahiplendirildi. Hepsi çiplendi. Bugüne kadar en ufak bir şey hadisesi görülmedi, saldırganlık hadisesi. Kimsenin şikayeti yok. Ama saldırgan bir hayvan varsa bunlar muhtarlık vasıtasından tespit edilip süratle toplanması lazım. Bu romantik bir iş değil. Yani bir şehrin içinde bir yüz binlerce hayvanın eğer sahiplenmişse dolaşması makul bir hadise değil. Teşekkür ederim. İbrahim Bey. Evet, yani hemen hemen ortak noktadayız. Yani bu sokak köpekleri diyoruz ama aslında bunlar sahipsiz köpekler. Anadolu'da köpekler her zaman vardı. Her evin bir köpeği vardı ama onların sahipleri de vardı. Sahipsiz köpekler zaten köylerde dolaşamazlar. Diğerler onları parçalar. Fakat İstanbul'da enteresan bir şey oldu. Köpek nüfusu birdenbire yükseldi. Şimdi biraz belgesel izleyenler bunun farkına varacaklardır. Mesela biz kedileri zannediyoruz ki senede bir sefer yavruluyorlar. Mart ayında çiftleşme mevsimi geliyor. Mayıs'ta da doğuruyorlar. Şimdi hayvanlarda da şöyle bir şey var. Eğer gıda ihtiyaçları sürekli karşılanabiliyorsa bunlar senede 4 sefer yavrulamaya başlıyorlar. Bu benzer durum diğerlerinde de olmaya başladı. Ve nüfusları birdenbire olağanüstü artmaya başladı. Bu kadar kalabalık olunca özellikle İstanbul özelinde konuşuyorum bunu. İstanbul'un çevrelerinde belediyeler birbirlerinin arazilerine, alanlarına köpek taşımaya başladılar. Yani bu Çatalca, Silivri, Karadeniz tarafına doğru bir sürü başıboş kanunda köpekler. Kanunda burada vurgu vardı değil mi Ali İhsan Bey? Bunu yapanlar bundan sonra ceza görecek. Kendiniz toplayıp da götürüp de bir de başka ülkenin sınırına bırakırsanız bir kere onu siz kendi barınağınızda korumanız gerekirken bir başka ülkeye götürürseniz o da ayrı bir cezaya muhatap olacak. Yani Anadolu yakasında mesela bu Formula 1 yarışlarının yapıldığı Akören tarafına doğru o köylerin olduğu yerlere bir gidin. Sokak o yol boyunca sürüyle köpekler var. Hakeza bu Reşadiye, Polonezköy aşağıda Cumhuriyet Mahallesi filan o taraflarda hakeza öyle. Yani o zavallılar şeyde yol kenarlarında bekleşiyorlar. Yiyecek gelsin de doysunlar belediyeler diye. Belediyeler bu işe niye soğuk bakıyor? Biraz masraflarından mı kaçınıyorlar? Masrafı bir yana da şimdi bu hayvan severler diye bir lobi var. Bunları da artık kimler destekliyor aşağı yukarı tahmin edersiniz. Bu mama satıcılarının ciroları yıllık 1 milyar dolara yükselmiş neredeyse. Bu kadar büyük bir pazarı eğer o köpekler veya sokak hayvanları toplanırsa bunların cirolarında bir azalma olacağı belli. Azalma hatta mı olacak, iş resmiyete döküleceği için? Yani burada gayri resmi işler mi azalacak? Ya işlerde işin içinde çok şey var. Zaten barınak da yine yiyeceğini yiyecek. Şimdi bakın bu mamalar hani el altından içinde işler var da bunu işte engelleyin. Sosyete kesimi daha pahalıya alabilirken, alacakken belki belediyeler bunları eksiltme yoluyla toplu vaziyette alacağı için daha yani profesyonel olacağı için işler eğer dürüst belediyeler elindeyse sonuçta daha ekonomik olarak yürütülebilir. Yani o barınaklarda olabilir ama şimdi sokaklarda ben görüyorum, benim oturduğum bölgede de var ya, her yere mama döküyorlar, her yerde. Bunların içinde ne var ne yok bilmiyoruz. Hele o ucuz merdiven altı imalatı olanlar için hiç düşünemiyorum bile. Kediler, köpekler sürekli kıtır kıtır mama yiyorlar. Halbuki bunlar avcı hayvanlar. Kendi doğal hayatları içerisinde bunlar kendi avlarını yakalayabiliyorlar. Bir de bu hayvanlar eğer sokaklarda hala başıboş dolaşmaya devam ederlerse şimdi 40 yaşındaki insana saldırıp onun hayatına kastediyorsa
Yarın bakın Eylül ayı bir ay sonra, bir aya kalmadı. 20 gün sonra okullar açılacak. Öğrenci ailelerinin düşeceği durumu tahmin edersiniz. Şöyle yani bir küçük, de ilkokul öğrencisi, ortaokul da sokaklar hala karanlık. Tabii ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri bazı yerlerde uzak yol yürümek zorunda kalıyorlar. Yazın tamam okullar olmadığı için belki bu insan hareketliliği bu kadar değildi. Ama şimdi Eylül'de okullar açıldıktan sonra bu hareketlilik daha da artacak. Ve köpek nüfusu daha da artmaya devam ettiği sürece tedbir alınmazsa biz Allah muhafaza bu hiç duymak istemediğimiz haberleri daha sık duymaya başlayacağız. O nedenle tamam kanun 3 yıllık bir süre verdi ama ölen insan da geri gelmiyor. Yani o bir mama şeyinden parantez açtım. Bir 5 yaşındaki kızın babası vardı. Geçenlerde o bir Antalya konuşmalar yaptı. Sonra bu mama lobisi bu babaya 5 milyon lira konuşmayın, konuşacaksınız AK Parti aleyhine, hükümet aleyhine konuşun diye 5 milyon lira rüşvet teklif ediyorlar. Az para değil bunlar. Yani bu iş öyle sadece hayvan sevgisi de olmuyor. Yani geçen gün bir köpek gördüm ya, köpek belli cins bir köpek. 60'lar sokağı zavallıyı. Ne insana yaklaşabiliyor, ne sokaktaki diğer köpeklerle birlikte olabiliyor. Tek başına susuzluktan böyle artık kemikleri sayılır hale gelmiş. Yani bu hayvanseverlerin hepsini kastetmem ama içlerinde maalesef hayvanları alıp zevkleri geçene kadar, ondan sonra hevesleri geçince bırakıyorlar sokağa, ulu orta. Bir de bu ithalat meselesi, hayvan ithalatı. Dışarıdan hayvan getirme çok fazla oluyor. Ve o cins çeşit çeşit türde artık neyleriyle oynuyorlar bu mi? Hayvanların. Geliyor müthiş de bir ticareti var bunlar. Üretim merkezleri, çiftlikleri var. Bir de yurt dışından da ithal ediliyor. Yani bu konuda tedbir alınması lazım. Eğer alınmazsa sokaklar artık insanlar değil de sokaklara insanlar değil hayvanlar hakim olmaya başlayacak. Ben kendi oturduğum bölgede biliyorum bazı bir iki tane sokak köpekleri var. Akşamleyin ben oradan asla yürüyerek geçmem. Arabayla geçerim. Çünkü şöyle bir yanlış algı var. İnsanlar gördükleri zaman köpeği hemen diz çöküyorlar. Köpeğin seviyesine iniyorlar. Boynunu, başını okşamaya çalışıyorlar. Fakat köpek şey değil, insan değil. Siz insan yavrusu gibi sevmeye çalışıyorsunuz. Onun algısı farklı. O kendisi için tehdit olduğunu düşündüğü anda saldırır. Bakın bir yakınımız geçenlerde başına geldi. Bir kedi. Ama kedinin ben hareketlerini gördüm, biraz agresif bir kedi. Böyle resim video çekerken filan kedi de yaklaşıyor. Birisi kedinin sırtına dokununca kedi hemen bu akrabanın kolunu ısırıyor. Tırmalıyor da ondan sonra hadi doğru kuduz aşısı. Sağlık ocağına kuduz aşısı olduğu zaman da sıkıntı yaşanıyor. O nedenle bu sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemenin bir an evvel hayata geçmesi lazım. Şart. 3 yılı beklersek 3 yıl boyunca ölen insanların hesabını kim verecek? Belediyeler bundan sorumlu. Yani bize ne diyemezler. Onların yükümlülüğünde bu iş. Peki, teşekkür ederim. Fatih Belediyesi bu konuyla ilgili açıklaması var. Onu da okuyayım çünkü hani bazıları itiraz ediyor. Hatta ilginç bir şekilde ölen kişi suçlayan dahi var. Çok affedersiniz, özür diliyorum. Niye kıyafetleri üzerinde bir şey yok? Hani başka bir şey yapıyordu. Belki köpek ondan saldırdı gibi saçma salak açıklamalar var. Kimisi yüksekten düştüğünü söylüyor. Kimisi tinercilerin öldürdüğünü, bizim yalan söylediğimizi söylüyor. Ama bakın Fatih Belediyesi ne diyor? Saat sabah 4.40 civarı gerçekleşen üzücü olay. Silivri Kapı Mahallesi Hisaraltı 1. Caddesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivri Kapı Olimpik Buz Pisti'ne bitişik, etrafı çitlerle çevrili özel mülk alanında vuku bulmuştur. Gerçekleşen olayın akabinde motosikletli bir vatandaş Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelimize bilgi vermiş, çalışanlarımız olay yerine intikal ederek vakit kaybetmeksizin 112 acil servis üzerinden ambulans çağırarak
emniyeti ihbarda bulunmuştur. Emniyet birimlerine intikal eden olayda ekiplerimiz de ilk andan itibaren olayın yakın takipçisi olmuştur. Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetler ekipleri savcılık kararı sonrası alandaki sahipsiz köpekler sakinleştirici iğneyle toplanmaya başlandı. Köpekler Fatih Belediyesi 7 Kule Hayvan Barınağı'nda müşahede ve karantinaya alındı. Bir diğer açıklamasında da bugüne kadar sokak köpekleriyle ilgili ya da sahipsiz köpeklerle ilgili yapılanlar belirtiliyor. İşte çeşitli aşılamalar yapıldığı, kısırlaştırmaların yapıldığı, küpeleme çalışmalarının yapıldığı vurgulanıyor. Kenan Bey, tabii bir taraftan bunu konuşurken bir taraftan da hani bir kitle var, azınlık da olsa ve inanılmaz derecede organize oluyorlar ve bu kişiyle alakalı ya da bu konuya hassas olanlar, daha doğrusu hani bir gazeteci bile hedef alabiliyorlar. İnanılmaz bir şekilde organize saldırıya girişiyorlar ve değişik bir kitle. Ne dersiniz bilmiyorum, hani ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Zeyd, bu ne? Çocuk oyun parkı. Bura orası mı? Değil, orası değil ama işte çocuk parkı. Genel anlamda siz parkları istila ettiğini söylüyorsunuz. Tamam. Salıncak da sallansın. Evet evet. Çocuklar gelsin, sallansın, sallanabiliyorlarsın. Ya bu işin geçik bir aslında. Şimdi Türkiye'de hani yapılacak işleri yani popüler kültürün bir malzemesi olarak, bir magazin sorunu olarak değerlendirirsek ya da salt siyasal hizipleşmenin ya da yıpratmanın bir aracı olarak kullanırsak, işte bu sokak hayvanlarıyla ilgili ya da sahipsiz hayvanlarla ilgili ortaya çıkan manzara çıkar. Şimdi esas olarak mesela kanunlar niçin yapılır? Anayasa niçin vardır? Yani temelinde insanı, aileyi, toplumu korumak vardır, değil mi? Önce onu korursunuz. Ondan sonra tabii ki hayvanları da korursunuz, bitkileri de korursunuz, çevreyi de korursunuz vesaire vesaire. Yani halka giderek genişler ama halkanın merkezinde her zaman için insan ve toplum vardır. Dolayısıyla bu soruna ya salt, böyle az önce ifade edildiği gibi, yani romantik bir takım söylemlerle yaklaşmak doğru değil. Bu hayvanların hayat hakkını tanımayalım, hayvanlara eziyet edelim manasında bir şey değil. Muhakkak böyle bir şeyi teklif edemeyiz. Ancak Türkiye'de temel sorun bence mama lobisi ya da benzeri bir takım sıkıntıları aşan bir tarza büründü. Yani şu anda insana karşı değersizleştirici, hayvanı yüceltme adı altında toplumun temel haklarını, hatta temel özgürlük alanlarını daraltmaya matuf bir takım psikolojik harekatlar yapılıyor. Bu harekatların temelinde esasında hayvan sevgisinden daha çok toplumun bir kısmına karşı duyulan bir nefret çabası kendisini gösteriyor. Yani diyelim ki Avrupa'da bir takım ülkeler var ve biz de Avrupa Birliği standartlarına uymaya çalışan bir takım kanunlar çıkartıyoruz. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, ne bileyim askeriye ile ilgili, ne bileyim ya banka ile ilgili, borsa ile ilgili, yani sürekli olarak kanunlar çıkartıyoruz. Ama baktığımız zaman yani bu hayvanlarla ilgili, işte buradaki arkadaşlar da gittiler gördüler, yani Almanya'da, Hollanda'da, İspanya'da, ne bileyim İtalya'da, İsviçre'de, İsveç'te, Finlandiya'da her yere girebilirsiniz. Böylesine bir başıbozukluk, böylesine bir anarşizm, böylesine lümpen bir tutumu ben gittiğim yerlerin hiçbirisinde görmedim. Bilmiyorum nerede vardır. Bu hayvanımız olmasın anlamında değil, hayvanımız olsun ama hayvanımızın o toplumsal kurallara, kaidelere uygun bir biçimde muhafazası da bizim üzerimizde, bizim yükümlülüğümüzde olsun anlamındadır. Şimdi ben saldım köpeği. Tamam da ne olacak bu? Abi korkmana gerek yok. Ya korkmana gerek yok deyince insanlar korkmaktan ne bileyim işte vazgeçmezler ki. Yani korku zaten yani çok, yani bazen mantıkla izah edilir ama bazen de mantıkla izah edilemeyen bir şey. Yani insanın iradesinin dışında da bir takım korkular vardır. Bu sebeple bence hükümetin, siyasetin bu noktada böyle lümpen tarzda, yani romantik bile diyemeyeceğim ben, bu romantizm falan değil yani. Bu açıkçası bir propaganda mekanizması olarak Türkiye'de toplumu, kanunu, hukuku, insanın hayat hakkını ve özgürlük alanlarını tamamen daraltmaya yönelik bir psikolojik operasyona dönüştü. Yani insan sevgisi azalıyor, saygı azalıyor ve buna karşın
magazin kültürünün beslemesiyle hayvan sevgisi adı altında kuralsız, kaidesiz, mantıksız bir girişim üstün kılınmaya çalışılıyor. Onun için yani bugün o görmüş olduğumuz vaka, yani nerede oluyor bu? Yani ne bileyim, hani okuruz kış geldiği zaman efendim aç kurtlar şehre indi, Şemdinli'de işte 5 kişiye saldırdı. Yani onun bir mantığı var. Diyorsunuz ki kış şartları ağır olmuş, kurtlar şehre inmiş, böyle olmuş. Ya da ayılar inmiş, böyle olmuş. Ama siz şimdi şehrin merkezini, yani Fatih'i de, efendim Şişli'yi de, ne bileyim yani şurayı da burayı da, her tarafı bir noktada adeta köpeklerin hükümranlığına bırakıyorsunuz. Hatırlarsınız yani birkaç defa o film tekrar tekrar çekildi. Maymunlar Cehennemi diye, hatırlarsınız. Yani 80'li yıllarda oynayan o Maymunlar Cehennemi, işte başrolde Cornelius var biliyorsunuz. Yani maymunların yönettiği, insanların maymun muamelesi görüp kafeslere kapatıldığı bir dönem. Yarın öbür gün yani belki de iş böylesine bir fantastik bir duruma doğru evrilebilir. Onun için kural kaide açıktır. Sahipli olan köpekler sahibinin sorumluluğu altındadır. Ben Fatih'te, Üsküdar'da, Beşiktaş'ta saldırgan, yani üretilmiş, yani genetiğiyle oynanmış hayvanların toplumun içerisinde hiçbir tedbir alınmaksızın gezdirildiğini görüyorum. Karşımıza bu hayvanlar çıkıyor ve bu hayvanlar, bırakın çocuğu, bana saldırırsa ben kendimi nasıl koruyabilirim onu bilmiyorum. Yani ben köpekten falan korkan birisi değilim. Köpeklerle ilgili hani nasıl davranılacağını az çok biliyorum. Seviyorum köpekleri de, ama adam hiçbir şey olmamış gibi köpeği salıyor. Orada siz, ben, biz, öbürü, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, hasta, efendim engelli bir sürü insan var. Ve adam orada pişmiş kelle gibi sırıtıp köpeğiyle bir noktada bir güç gösterisi yapıyor. Silah olarak. Evet, bunu, evet, gerçekten bir güç gösterisi yapıyor. Bunu bir adeta iktidar alanı olarak, tanımlanmış bir iktidar alanı olarak ortaya koyuyor. Onun için yani zabıtanın da, polisin de, yargının da, siyasetin de bu noktada sorumluluğu açıktır. Bunu böyle 2 sene sonra devreye girecek, 5 sene sonra yürürlüğe girecek falan gibi ertelemeksizin acilen tedbirin alınması lazım. Biz Türkiye'de sürekli olarak efendim diyeyim ki koyunların, yani küçük baş hayvanların, büyük baş hayvanların efendim nüfusunun azalmasından, verimliliğin düşmesinden, hayvancılık meselesinin Türkiye'de ciddi bir krize girmesinden ve bunun da Türkiye'de et fiyatlarını dünyada eşi benzeri görmedik bir biçimde ilerlemesinden, yükselmesinden şikayet ediyoruz. Fakat öbür taraftan neden kedilerin nüfusu, neden köpeklerin nüfusu bir sorun teşkil ediyor diye birilerine adeta çatmak için bunu bir vesile kılıyoruz. Onun için ben şunu söyleyebilirim çok açık, net bir biçimde. Geçen hafta da konuşmuştuk burada 15 gün önce. İşte Sezen Aksu ve bir grup sanatçı bu yasayla ilgili şarkı yapmışlar. Efendim uyutma beni, unutma beni. İşte hayvanları seviyoruz, köpekleri seviyoruz filan falan. Ya ben merak ediyorum ya, bu Sezen Aksu'su, Sertab Erener'i, efendim ne bileyim Nükhet Duru'su, şunlar bunlar. Ya yanı başımızda 11 aydır İsrail eşi benzeri görmemiş bir katliam yapıyor. Her gün çocuklar katlediliyor, her gün hastaneler vuruluyor. Doktorlar, ambulanslar, okullar canlı canlı yakılıyor. Ya ben bir gün olsun bu ismi geçen şarkıcıların Gazze'de katliam var, Siyonizm barbarlıktır dediğine dair hiçbir şey duymadım. Duyamazsınız. Duyamam. Duymaya ilişkin küçük de olsa bir ümidim var. Dün belki kalplerinde şöyle insan sevgisine dair bir zerre vardır. Ya da İsrail'in ortaya koyduğu bu soykırıma, bu barbarlığa dair bir nokta mesabesinde olsa bir öfke, bir nefret vardır diyorum. Ama bakıyorum, bakıyorum, mümkün değil bunlardan bir tık çıkmayacak. Köpeklere diyor ki katliam oluyor. Ya köpek katliamı olur mu ya? Köpek ya da kedi ya da bir başka hayvan telef edilebilir, itlaf edilebilir. Evet. Mecburi şartlarda, sıhhi gerekçelerle. Ha, ama siz köpek katliamı dediğiniz zaman bu söylemle ne yapıyorsunuz aynı zamanda?
İsrail'in orada sergilemiş olduğu bombalara karşı hiçbir ses çıkartmamanın kendinizce bir mazeretini bulmuş oluyorsun. Dolayısıyla ben efendim filan sanatçı şöyle demiş, falan sanatçı böyle demiş, ben bunu tam bir riyakarlık sayıyorum. İnsanlığa karşı gerçekten de bir alaycı, tahkir edici, tezif edici bir tutum olarak görüyorum. Ve bu tavrın sahiplerinde açıkçası evet, dilsiz şeytan olarak nitelendiriyorum. Teşekkür ederim. Bu arada hani hala olaya inanmayanlar varsa, hekimin ismi vardır, mührü vardır, tarih vardır, kaşe vardır ama gizlenmiştir. Hastanın da baba adı, doğum tarih, kimlik bilgileri, daha doğrusu vefat eden kişinin, özür dilerim. Tabii ilk gittiğinde hastaydı çünkü hala yaşıyordu. Bakın Ayhan Özçelik tarihte orada 19.08.2024, 14.17, erkek 39 yaşında. Burada olayın kısa öyküsü hekim tarafından rapor sevgili seyirciler çıkarılmış. Tamamını okurdum ama daha çok anlaşılmayan birçok tıbbi terimle dolu. Ama şöyle diyor, 7 köpek bu kişiye saldırmıştır. Boğazında, ense kısmında ciddi yaralar vardır. Geldiğinde durumu nasıldı? Onlar ayrıntılı bir şekilde sevgili seyirciler bu raporda aktarılıyor. Zeyd, sen de tam şöyle bir tam ekran ver, bir gözüksün. Daha sonra da yine devam edelim. Bu vefat eden kişinin hekim tarafından sevgili seyirciler. Bir şey sorabilir miyim? Raporu. Tabii buyurun. Şu İstanbul'un özelini alalım ki en büyük şehir. Bu şehirde saldırgan köpeklerin taramasını yapmak, belediye ve muhtarlıkların beraber çalışıp yapma, bu taramayı yapmak kaç gün sürer? Benim anladığım kadarıyla pek buna niyetli değil belediye. Bu niyetli olacak. Bu işin hallolması lazım. Evet, yoksa böyle bakalım. Bakın ben 60'lı senelerde talebeyken Boğaziçi Üniversitesi olan üniversiteye giderken Etiler'de bitiyordu şehir. Etiler otobüsle geldikten sonra 5-6 kişi toplanıp elimize sopa alıp öyle yürüyebiliyorduk üniversiteye kadar. O zamandan beri şey var. Çocukken de 2-3 kere Suadiye'de oturuyordum. Kuduz aslında yedim. Yine bu köpekler yüzünden. Ya 50 sene oldu. 60 seneye geliyor. Bu rezillik bitecek. Saldırgan köpek hayvanlarının toplanmaları şart. Bunların itlaf edilmesini de konuşmuyoruz. Seyit, raporu bir kez daha ver. Saati de gösterelim. Saat kaçta hasta gitmiş? Bakın geliş saati 19.08.2024, hemen altta yazıyor. Sabaha karşı 5.14. 5.14'te hastaneye gitmiş. Saat 2'de ölmüş. Vefat eden kişi sevgili izleyiciler. Evet. Siz 50 sene önce kuduz aşısı oldunuz o ısırmadan dolayı. Ben de o ısırmadan dolayı 45 sene önce gittiğim sağlık ocağında her gün ağlaya ağlaya kuduz iğnesi oldum karnımda. Evet, karnımdan 21 gün sürdüğünü ben bilmiyorum. Sahipsiz köpek tarafından mısın? Evet evet, her gün götürüldüm ve her gün kuduz aşısı yapıldık. Yani ölebilirdik de, başka bir sorun da olabilirdi ama işte geliyoruz 50 sene sonra aynı yerde. 40 sene sonra şimdi aynı yerde. Burada burada bir saldırgan Emin hocamız saldırgan Serdar köpek Bey'i de dedi. Unutmayalım. Serdar Bey saldırgan köpek dediğimiz diye. Bunlar sürü haline geldiği zaman hepsi birden saldırgan oluyor. Hiç toplanacak o zaman. Sadece peki, cins köpekler değil. Ankara'ya dönelim. Serdar Bey. Evet. Buyurun. Yani insanın hayatının güvencede olmadığı yerde hiçbir canlının hayatının güvencede olduğundan bahsedilemez. Bu bir rezalet. Yani burada belediye başkanı diyor ki efendim özel mülkiyet alanında yapılmış bir saldırı. 6-7 tane köpek saldırıyor. 40 yaşındaki bir insanı paramparça ediyor. Ve bu ilk değil. Birçok vaka oldu. Bu nasıl izah edilebilir? Bir kere hiç işin izahı yok. Ya siz 2004 yılında bu 5199 sayılı kanunu çıkartırken bunun sonuçlarını görmediniz mi? Size hiç kimse söylemedi mi? Bir dolu danışmanınız var sizin. Tarım Bakanlığı'nda o kadar adam çalışıyor. Koca koca devletin binaları var. Yetmedi devletin binaları, gittiniz ondan bundan kiraladınız. Ona buna kira verdiniz. Gidiyoruz şey resmi dairelere. Maşallah. Yani artık masa saray yetmiyor memur sayısına. Vatandaş her türlü yetkiyi vermiş size. 2004 senesinde
Yani 2024 senesinde resmi rakamlara göre bu 4 milyonsa ya da işte söylenene göre 8 milyonsa herhalde 2004 senesinde bu rakam 50 bindi. İşte İbrahim Bey dedi ya, yılda birkaç kere doğum yapıyorlar falan. Şimdi 50 bin sayısını siz 4 milyon, 8 milyon olana kadar bekliyorsunuz. Niye bekliyorsunuz? Yetkiniz mi yok, etkiniz mi yok, öngörünüz mü yok, vizyonunuz mu yok, cesaretiniz mi yok? Neyiniz yok? Neyi bekliyorsunuz? Ve bu süreç içerisinde insanlar parçalanıyor sürekli. Bebekler parçalanıyor. Yaşlılar parçalanıyor. Ve bekliyorsunuz. 50 bin oluyor 100 bin, 100 bin oluyor 200 bin, 200 bin oluyor 400 bin, 400 bin oluyor 1 milyon 200 bin, 1 milyon 200 bin oluyor 5 milyon, 5 milyon oluyor 8 milyon, 10 milyon. Neyi beklediniz? Neyi bekliyorsunuz? Niye halletmediniz? Her bir kaybettiğimiz vatandaşın sorumluluğu kimde? Bende mi? Stüdyodaki arkadaşlarımızda mı? Bizi izleyenlerde mi? Belediye başkanı, muhtar ve hükümet. Şimdi muhtarlar dedi Emin Bey, muhtarlarla ben konuşuyorum, belediye başkanlarıyla konuşuyorum. Resmen çekiniyorlar, resmen tırsıyorlar. Korkuyorlar. Tırsmak da haklılar mı? Evet evet, haklı olabilirler. Diyor ki, bu diyor, bu dernekler diyor, öyle dernekler ki, bu muhafazakarların tabela derneklerine benzemiyor. Muhafazakar yaşlıların emekli oldukları zaman evdeki kadın rahatsız olmasın diye gidip sığındıkları, sabahleyin çaylarını içtikleri, bir de kendilerine başkan dedirttikleri tabela derneklerine benzemiyor. Büyük, büyük fonlar var, büyük imkanları var. Ve ne yapıyorlar? Teker teker sizin telefonlarınızı yayınlıyorlar, ailenizin telefonlarını yayınlıyorlar, tehdit ediyorlar, sosyal medyada hedef haline getiriyorlar ve hedef haline geldiğiniz zaman da size sahip çıkan olmaz. Yusuf Ozan Demir, mesela bir köpek derneği fonlanan, milyon fonlanan, 10 milyon fonlanan, 100 milyon fonlanan köpek derneği trolleri üzerinden size saldırsa sizi savunan doğru dürüst kişi olmaz. 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi vesaire. Ama bunlar öyle organize hareket ediyorlar ki ve korkuyorlar. Yani belediye başkanı korkuyor. Muhtar korkuyor. Bizim Kastamonu'da bir muhtar ya kendisine şikayet geliyor. Ben diyor ilgilenemem. Çünkü diyor yargılanıyorum ben diyor. Niye? Şikayet gelmiş, köpeği almış, oradan oraya götürmüş vesaire. İşte o köpeği nerede? Köpeği bul, ne yaptın? Kaybettin mi falan? Ya diyor kaç kişi ısırdı diyor, ne yapayım yani diyor. Bir daha vaka geldiği zaman buna ben diyor şey yapamam. Bu diyor dernek öyle bir üzerime geliyor ki diyor. Sosyal medyada sizin çoluğunuzun, çocuğunuzun adresini, telefon numarasını, okulunu, bilmem nesini falan filan yayınlıyorlar. Buna karşı kim koruyacak sizi? Kim koruyacak? Yani bebek parçalayan, başıboş sokak köpeğinin sahibi var mı memlekette? Bizim insanımızın sahibi yok. Yani bu kadar bekler mi? Ya arkadaş ben şunu soruyorum. Bu köpek sayısı sadece ve sadece 10 binlerle ifade edilecek kadarken ve kısırlaştırarak belki bir haftada belki 10 günde bu işin kökünü kurutmak mümkünken bunu niye yapmadınız? Efendim uyanamadık. 100 binken niye yapmadınız? Efendim uyanamadık. 1 milyonken niye yapmadınız? Efendim uyanamadık. 2 milyonken niye yapmadınız? Kısırlaştırmada başarının burada sağlanması için oran %70'miş. Avrupa'da böyleymiş ama Türkiye'de maalesef çok çok altında kalmış bu oran. Yusuf Bey, 50 bin köpekse %70'ini, 50 bin köpekse %70'ini halletmeniz lazım. Aşılamanız lazım. Zamanında bir de, yani. Bir de daha büyük şeyler geliyor akla. Şimdi bu kadar, şimdi hani yanıltıyorlar ya sürekli. Yanıltıldım, aldatıldım. Yanıltıyorlar. Yanıltılmayan politikacı yok. Yani kim bilir, mesela İstanbul Sözleşmesi konusunda da yanıltıldı. Aslında ben bugünlerde sık sık yazıyorum. 12 yıl zorunlu eğitim, bu memleketin altına dinamit. Zorunlu eğitim. 12 yıl, 18 yaşında mezun ediyorsun. Burada da aldatlar aslında. E şimdi ne diyoruz? Nüfus artışının durması varoluşsal felakettir. Yanıltıyorlar. Peki niçin yanıltıyorlar? Niçin dikkatleri başka tarafa çekiyorlar? Niçin? İşte danışmanlar mıdır artık? Etrafa yerleştirilenler midir? Geçen programda Ali İhsan Bey bir takım kişilerin nasıl olup da milletvekili yapıldığını sorguladı. Ne bileyim işte şuradan istakoz paylaşıyor, buradan Maldivler'den bir şey paylaşıyor falan. Nasıl yapıldı? Demek ki
onların muhteber insanlar olduğuna, onların partiye büyük katkı sağlayacağına dair öne giden raporlarda bir şeylik var, yamukluk var, bir terslik var. Ya da işte adayları görüyoruz, belediye başkanı adayları falan, Allah Allah diyoruz, bu nasıl olur ya? Bunu yani ben olsam hayatta aday yapmam, seçimi kaybedeceği belli, bagajı dolu, bilmem ne dolu, bu nasıl aday oldu diyoruz. İltisakları belli falan. Şimdi büyük bir şey var, demek ki büyük bir organizasyon var. Bugünlerde maymun çiçeği virüsü, Dünya Sağlık Örgütü açıkladı işte virüs geliyor falan filan dedi. Mehmet Ceyhan çıktı oradan, yakında dedi aşılar geliyor. Yakında efendim bu aşı karşıtlarına karşı gerekli müeyyidelerin şimdiden alınması lazım falan başladılar. Bir yandan şeyi tartışıyoruz, karbon ayak izi vergisini tartışıyoruz. Bir yandan efendim bazı televizyonlarda yapay etin faydaları, efendim yapay eti tartışıyoruz falan. Şöyle oluyor, sanki başta Türkiye olmak üzere dünyanın böyle stratejik yerlerinde insanların yaşam alanları daraltılmak isteniyor. Siyasi iktidarlar da birçok şeyle uğraştıkları için, işte yurt dışıyla uğraşıyor, içeriyle uğraşıyor, ondan uğraşıyor, ne bileyim, bizim Cumhurbaşkanı motorlu taşıtlar vergisiyle bile uğraştı. İşte ne bileyim, şeylere, bu araçlara kaplanacak neydi onlar falan meselesiyle falan bile uğraştı. Dolayısıyla birçok şeyle uğraştırıyorlar. Ama büyük bir plan gibi bakıyorsunuz, köye ev yaptırmak istiyor adam. Emekli, İstanbul'da ev kiralayamayacak. Gideyim diyor bari köye ev yaptırayım diyor. Oho, bir kilometre daha eve başlamadan neredeyse dörtte biri ev parası kadar para gidiyor. Ve bir buçuk ay, iki ay süren şeyler, işlemler. Ya adam köye gitmek istiyor, olmuyor. Kasabada sürekli olarak fiyatlar artıyor. Her yere, her kasabaya üniversite diye yaptırtan akıl neyi hedefledi? Ya da 10 milyon üniversite öğrencimiz niçin var bizim? 10 milyon üniversite öğrencisi mi olur ya her 10 kişi? Sokağa gidiyorsun şimdi, bir şeyin bozulsun, elektrikli şey, evdeki elektrik bozulsun ya da suyun patlasın, usta bulamazsın doğru dürüst. Meslek eğitimi şey yapmıyor. Dolayısıyla böyle sanki insanımız sokağa çıkacak ya saat 4'te işte dediniz okul açılacak. 10-15 gün sonra, 20 gün sonra okullar açılacak. Yani ben çocuğumun okula giderken Fatih'te, Beşiktaş'ta, Keçiören'de köpekler tarafından parçalanmasından endişe duymalı mıyım? Duymalı mıyım? Duymalıyım. Çünkü manzara ortada. Yayınladığınız rapor ortada. Peki ben bu endişeyi niçin duyuyorum? Ben Ankara'nın Keçiören'de yaşayan bir vatandaş olarak çocuğumun emniyet içerisinde okula gitmesinden niçin endişeli olayım? Bunun sorumluluğu bende mi? Fatih'teki insan, şimdi Fatih'teki insanların psikolojisini düşünün siz. Özel mülkiyetmiş. Özel mülkiyet ne olacak? Arsa. Arsaya giriyor köpek. 6-7 tane köpek. Efendim bunun sorumluluğu ya ne olacak? Mesela savcılık şimdi soruşturma açtı. Ne olacak? Ne çıkacak bundan? Ya bunun bir sorumlusunun olması lazım değil mi? Yani bir insan ortada, bir insan parçalanıyorsa, 40 yaşındaki bir insan parçalanıyorsa İstanbul'un göbeğinde bunun bir sorumlusunun olması lazım değil mi? Mesela bir elektrik kablosu açıkta bırakıldığı zaman, birisi de onunla eline değdiği zaman, o insanın öldüğü zaman bunun sorumlusu yok mu? O elektrik şirketini, dağıtım şirketini, onu yapan ustayı falan filan siz sorumlu kılmıyor musunuz? E şimdi kaç kişi öldü? Kaç kişi hayatını kaybetti köpek saldırılarından? Yüzlerce. Kaç kişi parçalandı, uzuvlarını kaybetti, hayatının bundan sonrası karardı, sadece kendisinin değil, ailesinin hayatı karardı, psikolojisi bozuldu. Kaç kişi oldu? Peki bunların sorumlusu kim? Kim arkadaş? Kim? Ben miyim? Ya tamam, Serdar Arsever bu işin sorumlusu. Köpekleri kızdırdı. Bu 40 yaşındaki adam da öyle. Köpekleri belki kızdırmıştır, belki gıcık bakmıştır. Belki ne bileyim. Bir de öyle alay ediyorlar ki ya, bu sosyal medyada bunlara da ceza vermek lazım. Efendim diyor, köpek hiçbir zaman diyor durup dururken saldırmaz diyor. Bir kişi diyor köpeğe saldırılıyorsa diyor o kişide suç vardır diyor. Neymiş suç? İşte köpeği kızdırmıştır diyor. Ne yapacaksın? Bir kere köpeği kışkırtıcı hareketler yapmayacaksın. Bir, iki, ters bakmayacaksın. Üç, ya mümkün mü ya? 4-5 köpek üzerinize geliyor. Etrafınızı sarıyor. Bir de bunlara sürekli o mama denilen şeyleri veriyorlar. Bunların şeyi de değişiyor. Doğası da değişiyor. Yani ben mesela bizim köyde köpekler saldırmıyor arkadaş. Çünkü köpeklerin başı boş değil ki, işi var. Ne bileyim, hayvan güdüyor onlar, bilmem ne yapıyor, şeyi koruyor. Yani saldırmıyor. Bakın şeyden bile, evinizin önünden geçerken bile tehdit algılıyorsa sadece ve sadece saldırısı sizi uzaklaştırma amaçlı. Ama buradakiler parçalıyor.
Bu bir organize iş değilse nedir? Ve yani nasıl bunu biz kabul ederiz ya arkadaş? Şunu sormuyor muyuz biz? Ya siz bu köpek sayısı 10 milyona gelene kadar neredeydiniz? Sizin bu kadar Tarım Bakanlığınız vardı. Bu kadar yetkilileriniz vardı. Bu kadar genel müdürleriniz var. Maşallah bu devlet onlara en büyük imkanları hazırlıyor. Bizim hayallerimizde bile göremeyeceğimiz özlük haklarını sağlıyor. Bir genel müdürde olduğunuz zaman belli bir süre genel müdürlük yaptığınız zaman, 6 ay genel müdürlük yaptığınız zaman çok farklı şartlarda emekli oluyorsunuz. Devlet size her şeyi sağlıyor. Altınıza arabayı çekiyor, şoförü çekiyor, sekreteri veriyor, danışmanı veriyor. Peki. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz ardınızda. Toparlayalım. Peki böyle bir şey olduğu zaman bunun sorumlusu kim? Siz gördünüz mü Yusuf Bey? Yüzlerce insanımız parçalandı. Yüzlerce insanımız parçalandı. Bundan dolayı cezalandırılan bir kamu görevlisi gördünüz mü? Var mı? Belki tazminat ödemiştir. Yani o da kamu görevlisi belki, değil, kamunun kendisi. Bak ya bu böyle bir şey mi? Yani şimdi bakın basit bir örnek veriyorum. Kablo burada açık, elinizle tuttunuz kabloyu ve hayatınızı kaybettiniz. Allah muhafaza. Çocuğunuz, işte eşiniz falan. İzmir örneği son dönemde o hani yağmur yağmıştı ya. Evet yani. Yani ne farkı var? Ne farkı var? Bundan bunun ne farkı var? Niye ihmal ettiniz? Niye 8 milyona 10 milyona çıkana kadar bu işi görmediniz? Niye durdurmadınız? Şimdi öyle bir noktaya geldik ki. Zaten bu lobiler saldırıyor sürekli olarak. Hedef gösteriyor. Bana da yaptılar. Bir şey demiyorum ben hayvan itlaf edilsin falan demiyorum. Yani insanın güvenliği sağlansın diyorum. Vay efendim ne saldırılar ne saldırılar ne saldırılar. Bizim muhafazakar kompleksli ezik muhafazakar takımı da hiç sahip çıkmaz. Bana çok saldırı olmuştur. En yakınlarım, en böyle dava arkadaşı dediğim insanlar benim en sıkışık dönemlerinde, en fazla saldırıya uğradığım dönemlerinde ortada kuyu var, yandan geç yapmışlardır. Arkadan suçlamışlardır. Böyledir bu muhafazakar takımının. Çünkü onların niyeti, onların hedefi sadece karı muhafaza etmektir. Yani gelene ağam, gidene paşam bir Akit'in reklamında vardı. Bu mesele budur yani. Peki. Dolayısıyla ben şunun hesabını soruyorum arkadaş. Bugüne kadar bunca çocuğumuz, bunca insanımız parçalandı, hayatını kaybetti, uzuvlarını kaybetti. Bunca aile yıkıldı. Bunun sorumlusu hangi kamu görevlileri? Bir tane yok. O zaman ben Keçiören'de, ben Fatih'te, ben Yeni Mahalle'de, ben Çankaya'da, ben güvende değilim. Bağcılar'da güvende değilim. Benim çocuğum güvende değil. Benim ninem güvende değil. Dedem güvende değil. Yani böyle bir ülkede yaşamayı, böyle bir ülkede olmayı. Peki. Ve böyle müeyyidesiz bir ülkede olmayı çok güzel bir şey olarak mı görüyoruz? Yeter artık yani. Yeter artık. Teşekkür Onun için ederim. Belediye başkanlarını buradan sesleniyorum. Herkes görevini yapsın. Bundan sonra bir tane vaka bile duymayalım. Ve şunu söylüyorum. Geriye dönük olarak bütün bu şeylerin, kaybettiğimiz insanların hesabı oraların belediye başkanlarından mı? Kimden mi? Hesap sorulacak. Var mı böyle bir şey? İnsan hayatı kayboluyor. İnsan parçalanıyor. Bunun mesulü yok. Oh ne güzel. Teşekkür ederim. Ne güzel. Peki. Şey diye mi? Bunlar gariban diye mi? Bunlar Serdar gariban Bey. Diye mi? Tamam. Çünkü şeyler başıboş köpekler. Özel korunmuş sitelerdeki insanlar ulaşamıyor. Peki, adam orada 4x4'üne biniyor. Birçok konu 4x4'üne biniyor. Gidelim, gidene başlayalım. Kadar yere kadar hayatı garanti o. Serdar çok peki. Bana dokunmayan köpek bin yaşasın. Peki. Ne güzel. Serdar Bey. Ben bir dakika rica edeyim. Tamam. O verdiğimiz adli tıp raporundan görebildiğim kadarıyla olay farklı olabilir. Gerçekten yaralayıcı bıçak vesaire etkisiyle olabilir. Yedi köpek diyor ama. Ya orada ben biraz farklı düşünüyorum ama emin değilim. Bir daha ver Zeyd. Gene de bir daha ver Zeyd. Evet. Bakın diyor ki köpek ısırması sonrası 112 tarafından getirilen hasta o yani doktorun tespiti değil o. Saldırmış diyor. O doktorun tespiti değil. Emniyetin Emniyetin tamam kendisine aktardığı Ali bilgi Bey. Çerçevesinde. Evet. Ali İhsan ama Bey. İşçiler var. Diyelim ki 100 kişi. Bu vakayı kenara atalım. 99 kişiyi parçaladı. Yani bunu tartışmaya bile gelmiyor. Aynı şeyleri düşünüyor sadece bu olay özelinde. Bu olay bağlamında yarın bu farklı bir şey çıkarsa şunu demesin kimse. Ali İhsan Bey bir müsaade edin. Tek taraflı efendim hayvanlar yaptı, hayvanlar yaptı, dili olmayan hayvanları suçladınız bakın ne çıktı diye bir algı oluşturmasınlar. Ya buna itiraz ederlerse 150 tane örnek koyalım. Başka konularımız var şimdi bu konuyu. Reklama gideceğiz. Ali İhsan Bey bir dakika istedi ya. Kısa bir reklam. Reklamdan sonra siyasette devam edelim. Derin Kutu ikinci bölümüyle devam ediyor. Bu bölümde sevgili izleyiciler malumunuz
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş ve önemli açıklamalarda bulunmuş. Ayakta alkışlanmıştı. Hani bir nevi misilleme. Çünkü İsrail Başbakanı Netanyahu da ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştı. Tabii gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aramıştı. Yoktu. Sonra CHP kanadından açıklama geldi. Ayağında basit bir kırık oluştu. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelemedi dedi. Akabinde de sevgili seyirciler bir gün sonra, yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye Büyük Millet Meclisi Can Atalay meselesi yüzünden olağanüstü toplanmış. Mecliste aramız, olaylar çıkmıştı ve o gün Özgür Özel oradaydı. Seke seke gelmişti. Özgür Özel hakkında çeşitli iddialar var. Ayağı kırıldı, vuruldu gibi böyle tuhaf iddialar. Tabii yalanladı. Sonra da Filistin'e gidecek misiniz denildi. Kendisi biz meclise gidemedik, üzüldük ama Mahmud Abbas'ı aradık, konuştuk dedi. Ve 30 Ağustos'tan sonra 1 Eylül'de tarih veriyor. 1 Eylül belki 9 Eylül Filistin'e gideceğiz, davet edildik dedi. Tabii bu arada İsrail'de katliamlarını devam ettiriyor. 40 binden fazla insan can verdi. Tabii belki bir 15-20 bin kadar insan da moloz yıldırının altında. Hani bu rakamlar ne kadar güvenilir, orası da tartışılır. Konuşacağız. Emin Bey, sizinle başlayalım. Hem tabii Gazze'yi, Filistin'i, İsrail'in katliamlarını, hem de Özgür Özel Filistin'e gideceğim diyor. Kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mahmud Abbas'ın konuşmasına katılamamıştı. Özgür Özel'in Filistin'e gitmesini nasıl değerlendirirsiniz? Ben bütün söyledikleri arada da konuştuk, kısa kısa geçelim diye. Onun için kısa kısa hepsine söyleyeyim. Ben Özgür Özel'in bu kaza veya neyse ayağına olan konudan sonraki tavrını siyasi mesuliyet duygusu açısından son derece yanlış buluyorum. Çok dedikodu çıktı. Bunlar muhtemelen dedikodu. Ancak hadiselerin şu vukuundan berbattır. Saçma sapan da beyanatlar veriyorlar. Olup bitenlerin belgesi benim E-Devletim'de vardır gibi belgeler veriyor. Senin E-Devlet'te kimse girip bakamaz oraya. Bu konuda doktorların, hastanenin gerekli açıklamayı yapıp bu konuyu bitirmesi lazım. Aksi takdirde buradan iddialı bir laf edeyim. CHP'nin kongresi seçimli kongre haline gelir. Bu o kadar ciddi bir iş haline gelir. Bir milletvekili ve parti başkanı bu dedikodulara müsaade edebilecek bir makamda değildir. Bu bir. İkincisi, Mahmud Abbas'ın meclise gelip konuşmasını son derece isabetli buluyorum. Fevkalade isabetli oldu. Efendim Mahmud Abbas işte Ermeni şeyini desteklemiş, olmuş bu. Güney Kıbrıs'ın kesme ziyareti. Bırakın mesela. Hepsi bunların ikinci plandaki meseleler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip konuşması son derece müsbet ve isabetli bir konudur. Meclisin de bu konuya sahip çıkmasını çok iyi bir hadise olarak görüyorum. Gerek dünyaya karşı gerek bu Filistin davasına sahip çıkma konusunda. Gazze meselesi, ben ahir ömrümde böyle bir faciayı yaşamamış olmayı tercih ederdim. Böyle bir facia görmedim. Hakikaten görmedim. Yani tabii facialar gördük. Çok büyük insan kayıpları oldu. Daha geçen sene biz depremde Filistin'dekilere yakın bir adet canımızı kaybettik. Ama onlar tabii afetlerdi. İnsan eliyle böyle bir vahşeti ben ömrümde görmedim. Son işte Bosna'yı biraz hatırlıyoruz. Bosna'dan sonra olabilen en büyük felaketten karşı karşıya kaldık. Yani nüfusun %2'si, 3'ü katledilmiş, bu oran oldukça fazla deniliyor. Ne demek %2'si oldu? Hani yani 40-50 bin kişinin katledilmesi ne demek ya? Bu adam ellerinde silah olan filan insanlar değil ki. Fazla olduğu yani. Söyleniyor. Böyle işte olacak tam şey bir katliam olduğu. Olacak rezillik değil. Özgür Özel'in Gazze'ye gitmesini devletle koordine etmesi gerektiği kanaatindeyim. Gazze meselesi bizim iç siyasetimizin politik bir propaganda aracı olmaması lazım. Yalnız Gazze'ye değil, Batı Şeria'ya gidecek. Evet, Batı Şeria, Gazze neyse, Batı Şeria doğru, Gazze'ye gitmesi... Evet. Güvenli, hani orada gördüm. Güvenlik gerekçesiyle zaten. İsrail Mahmud Abbas'a bile Gazze'ye geçmesine müsaade etmeyecek diye haberler var. Olabilir. Batı Şeria'ya gitmesi pek tabii ki gayet isabetli olur. Ancak bunu iç politika propaganda vesilesi yapılmaması lazım. Devletin organlarından tamamen koordinasyon içinde bir devlet politikası olarak yürütülmesi lazım.
Özgür Özel de zaten bu meyelde konuşmalar yapmıştı. Herhalde bu çerçevede Türkiye'nin genel politikasını Türkiye'nin büyük bir partisinin başkanı olarak sahiplenecek. İyi olur. Peki, zaten birçok konu var. Hemen hızlı hızlı geçelim. İbrahim Bey, değerli hocam, sizden de şöyle geniş bir analiz yapmanızı rica edeceğim. Aliye suikastı, tam da ateşkes görüşmeleri devam ederken, şu anda hala görüşmeler devam ediyor. Yanılmıyorsam Aliye suikastı olduğu gün Doha'da yine görüşmeler vardı. Şimdi Hamas ve Netanyahu İsrail karşılıklı açıklamalar yapıyor. Hamas Netanyahu'nun ateşkese yanaşmadığını söylüyor. Netanyahu tersinden bazı şeyler söylüyor. Tabii Haniye belki suikasta uğramasaydı onu da meclise çağıracaktık. Haniye suikastı, Mahmud Abbas'ın meclise gelmesi ve akabinde vuku bulan gelişmeler. 7 Ekim'i de baz aldığımızda yaklaşık 320 günlük bir süreç. O günden bu yana Gazze'de tabii olan biteni biliyoruz. Burada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in tam olarak ne yapmaya çalıştığını biz anlayabildik mi? Evet. Birçok konu var. Çok çok geniş bir çerçeve var. Geniş hakikaten. Bir kere 7 Ekim'i ilk başladığı zamanlar... Hani hali... benim anlayamadım daha çok şu. Eğer gerçekten Amerika, İsrail ateşkese yanaşıyorsa işin daha çok ateşkes kısmındaki Haniye'yi niye katlediyor, niye şehit ediyor ve işin askeri kısmındaki Yahya Sinvar oraya geliyor. Ve 7 Ekim'i organize eden kişinin Yahya Sinvar olduğunu söylemişlerdi. Hatta Gazze'de biz felik felik Yahya Sinvar'ı arıyoruz demişlerdi. Geldi, müzakere yapan adamı katlettiler. Hem de misafir olduğu yerde. Yani bir kere bunlar tabii benim okuyabildiğim ve vardığım hükümlerin cümleleridir. Gerek Amerika gerekse Gazze, gerekse İsrail o bölgede bir barışa yaklaşmıyorlar. Yani oyalıyorlar. Bir kere konumlarına baktığımız zaman yani Birleşmiş Milletler'e üye olup da sınırı belli olmayan bir devlet var. Antonio Blinken günlerdir geziyor, ateşkes için uğraşıyorum diyor. Yok, onların neticesine baktığımız zaman şimdi Hamas'a dayattıkları o anlaşma metinleri içerisinde öyle ifadeler var ki mesela dün yine diğer bir kanalda da bu konu gündeme gelmişti de efendim Hamas'la anlaşacağız, esir takası yapacağız. Hamas 300 kişinin serbest bırakılmasını talep ediyor. Bunun 200'ü tamam ama 100 tanesini İsrail tercih edecek. İsrail bunlara karar verecek. Bunların serbest bırakılıp bırakılmayacağını veya kimlerin serbest bırakılacağını. Şimdi isimler veriliyor ya, diyelim Hamas isim veriyor. Şunları serbest bırakın. İsrail 200 tanesine tamam diyor. Diğer kalan 100 tanesinin kimler olacağına İsrail kendisi karar verecek. Topu yine kendi ayağında tutuyor. Yani bir kere İsrail'in ve Amerika'nın barış istemek gibi, bu ateşkes istemek gibi bir dertleri yok. İsrail eğer barış istiyor olsaydı, İsmail Haniye zaten siyasi tarafı ağır basan bir müzakereciydi. Onu şehit ettiniz. Müzakereciyi şehit ettiniz. Artık ondan sonra... Bu Hamas'a yönelik bir operasyon mu yoksa İran'a yönelik bir operasyon mu? Yani İran'ı daha fazla nasıl kışkırtırım da savaşa çekerim? Hani Putin'i tuzağa çektiğini söylüyorlar ya. Hani kimi analistlere göre Putin bir tuzağa çekildi ve hala o tuzakla uğraşıyor. İran'a da bir şekilde çok daha fazla kışkırtıp İsrail savaşa mı çekmek istiyor? Ya bir kere bunlar hep birbirlerini tetikleyen gelişmeler. Yani orada bir taşla birkaç kuş vurma hedefi var. Bir tanesi... Yani İran'a her şeyi yaptı, bir dini liderine dokunmadığı kaldı. Savaşı bölgeye yaymak için İran'ı da mindere çekme çabası olarak okuruz bunu. Ama diğer yandan da ateşkes görüşmelerinin taraflarından birinin müzakerecisini şehit ederek ateşkes görüşmelerini zaten sabote ettiler. Zaten arkasından gelen maddeleri okuduğumuz zaman da hakikaten
Burada İsrail'in bir ateşkes yapmak tamam, gibi niye savaşı yok. Uzatmak istiyor ya da katliamı niye uzatmak istiyor? Ortada bir savaştan ziyade bir katliam ya var. Orada zaten savaş ilk başlarında o zamanki savaş kabinesinden bir bakan, şimdi ismi aklıma gelmedi de, onun bir cümlesi vardı. Karşıdakini, yani Gazze'de yaşayan insanları insan olarak görmüyor ki. Hayvansı varlıklar diye tarif ediyor. Eşit değil. Şimdi müzakere eşitler arasında yapılır. Ateşkes görüşmeleri yapılacaksa eşitler arasında olması lazım. Ama bunların öyle bir derdi yok. Bunların kendi uydurma din kitaplarında bir kere kendilerini seçilmiş kavim, seçilmiş ırk olarak algılayan, düşünen, böyle olduğunu gören bir kafa var. Kendileri dışındakilere de başka bir isimle tarif ediyorlar. Yani burada bizler de aynı kategoriye giriyoruz. Avrupalılar da aynı kategoriye giriyor. Yani Yahudi olmayanlar böyle kast sistemik, daha aşağı seviyedeki varlıklar olarak gören bir kafa var. Bu adamlar Lübnan'a da girmeyi mi düşünüyor? Ya Lübnan'a da girmeyi düşünüyorlar. Neyine güveniyor? 7 milyon nüfusu var. Yani gerçekten o bölgede çok büyük çapta bir savaş çıkaracak gücü var mı gerçekten İsrail? Amerika'sı var. O yüzden. Amerika var. Yani şimdi Amerika olması zaten İsrail'i o bölgede, bölge devletleri tükürüğüyle boğar. Amerika var arkasında. Şimdi yani Amerika, İsrail ne zaman bir hamle yapsa bir gemi hemen piyasaya ateşkesin, çıkıyor. Ateşkesle ilgili görüşmeler olacak deniyor. Doha'ya gidiliyor, Mısır'a geliniyor. Amerika oraya neredeyse donanmasını yığdı. Hatta muharip kuvvetlerinin büyük çoğunluğunu da yığdı. Savaş uçaklarını da yığdı. E şimdi bu kadar yığınak yap, ondan sonra hadi ateşkes yapalım. Sen ateşkes yapılmasını istemiyorsun ki. Silahı koymuşsun masaya, hadi gel görüşelim. Hayır dediği zaman ateşleyeceğim diyorsun. E böyle ateşkes olunur mu? Olmaz. Yani nihayetinde İsrail'in hedefi belli. Onlar kendilerince bir ütopya diyeceğim ama onlar ütopya olduğunu düşünmüyorlar. Bunu diyorlar, biz kendisi bize vaat edilmiş topraklar var. Biz er veya geç bu topraklara kavuşacağız. Çok kısa hocam, İran ne yapacak? İran hiçbir şey yapmayacak. Yapmayacak. Yok, İran belki ilk başta yani İsmail Haniye'nin şehit edilmesinden 1-2 gün sonra yapsaydı tamam. Ama iş bir haftadan sonra, hatta sizinle konuştuk burada da onu. İran eğer bir hafta 10 günü geçirirse İran daha yapamaz diye düşünmüştüm. Halen de o noktadayım. Bu konuk bir strateji olamaz mı? Hani iş soğusun ondan sonra yapayım. Biraz hazırlıksız yakalayayım. Yok yok, İran'ın değil. Şu anda böyle bir cevap verebilecek ne ekonomisi müsait buna, ne karşısındaki Amerika'nın yığınaklanmasına karşı durabilecek elinde fazla bir argümanı yoktur. Ama İran sustukça sopa yiyor. Yani helikopter cumhurbaşkanı hani o bile İran kaza değil herhalde. Hiçbir şey yapmayacak. İran bekleyecek. Bakın aynı gözden kaçan yani. Geçen hafta yeni baş... Şu ana kadar İran'a her şey yapıldı. Bir tek yeni liderleri kaldı. Hani daha fazlası üstü. Yeni cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. O hengamede gözden kaçtı belki. Pezeşkiyan'ın bir açıklaması var. İran'ın ekonomik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yani hem borçlar hem İran'ın böyle bir savaş durumunda neler yapabileceğini, yani ekonomisinin bunları kaldırmayacağı meyanında kendi cümleleriyle bir şeyler anlattı. Yani İran şu anda ne ekonomik olarak, ne toplumsal olarak, ne bölge ülkeleriyle olan ilişkiler olarak böyle bir adımı atma... Bu arada Zeyd, o DSF'lerde dün Lübnan'da çok büyük bir Hizbullah'ın da herhalde cephaneliği vurulmuştu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok büyük bir alanda patlamalar oluyor. Evet, dün izledim, onları da izledim. Şimdi İsrail ile Lübnan birbirlerine açıkça savaş ilan etmiyorlar ama savaşıyorlar. Çünkü İsrail'in bundan sonraki hedefi Lübnan'dı diyor. O cephanelikte füzeler falan varmış herhalde. Gazze'yi gözden kaçırmak. Bakın ateşkes görüşmeleri diyoruz ama İsrail her gün
Gazze'ye saldırıyor. Bugün bir okula saldırı yaptı. 10 tane Gazze'li şehit edildi. Evet Seyit, bu görüntüydü. Değişen bir şey yok. Bir önceki şu. Şimdi orada da tabii ki Hizbullah'ın da yeraltı cephanelikleri var. Bakın şu uçağınlar ne hocam? Füze falan mı? Füze. Füze değil mi? Tabii. Veya roket. Şimdi füzeyle roketi karıştırıyoruz zaman zaman da. Aslında ikisi arasındaki temel fark şu. Roket dediğimiz güdümsüz olan, motoru var, arkasından yine ateşi çıkıyor. O ışıklar motorun roket ateşi. Roketler güdümsüzdür. Yani bir anda çok namlulu roket atardan böyle 40 tane düğmeye basa basa ateşliyorlar ya. Bunlar değil. Roket olarak güdümlü değil bunlar. Yani sadece sizin tıpkı bir topçu atışını bilirsiniz. Yan değerlerini girersiniz, yükselme değerlerini, yükselişini verirsiniz. Hedefe ateş edersiniz. Denk geldi, geldi, gelmedi, gitmiştir o. Füzeler öyle değil. Füzeler ise güdümlüdür. Yani arayıcı başlık olanları da vardır füzelerin. Ve onlar nokta vuruşu yaparlar. Ama roketler öyle değildir. Roketler belirlenen koordinatlara aşağıdan yerden verirsiniz. Arka arkaya ateş edersiniz. Niye vurmuş olabilir burayı? Neyin önünü alıyor? Ya şimdi Hizbullah'ın bu Gazze konusu gündeme geldikten sonra Hizbullah da kuzeyden devreye girmeye başlayınca Hizbullah'ın elindeki cephanelik boyutu da dille getirilmişti. Belli ki İsrail içeriden bazı istihbaratlar almış ki oradaki yığınaklanmayı görüntüye göre de çok büyük bir cephanelik burası. Yani mühimmat var herhalde orada veya o Hizbullah'ın elinde roket çok fazla, bir de füzeleri de var. Yani güdüm böyle nokta vuruşu yapacak İran yapımı füzeleri var. Şu anda Hizbullah daha ziyade Rus yapımı Katyuşaları gönderiyor. O bildiğimiz arka arkaya böyle 20 tane, 30 tane, 40 tane füze roket ateşi peki, yapıyorlar. Muhtemelen onların yerini bulmuştur. Onlar aslında tüneller içerisindeydi. Hizbullah bunların görüntülerini paylaşmıştı cephaneliğin. Muhtemelen İsrail, Amerika'nın bu nüfuz edici bombaları var. Daha derine nüfuz eden bombaları. Onları kullanarak Hizbullah cephaneliğine bir şey atmış belli ki. Alisan Bey, Özgür Özel Suriye'ye de gideceğini söylemişti. O Suriye konusu biraz unutuldu sanki ya da şu an konuşulmuyor. Filistin'e, Batı Şeria'ya işte 1 Eylül'de gidebilirim diyor. Evet, Özgür Özel her seferinde bir yer açıklıyor ama bizim hafızamızda kalan, keşke söylemeseydi diyorum. CHP Genel Başkanı, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hamas için terör örgütüdür demişti. Maalesef ki maalesef, belki eleştirilerden nasiplerini alıp belki yeni genel başkanları Özgür Özel aynı sözü sarf etmez diye umut ediyorduk. Ama maalesef ki maalesef Özgür Özel de genel başkan seçildikten sonra Hamas için terör örgütüdür dedi. Bu dakikadan sonra, bu suçlamayı yaptıktan sonra açık bir pişmanlık beyanında bulunmadığı takdirde Filistin'e gitmesinin çok çok büyük bir önemi bence yok. Gittiği noktada ne yapacaktır sonuç itibariyle? Siz Hamas'a terör örgütü dedikten sonra, yani Kuvayi Milliye konumundaki bir yapıdan bahsediyoruz. Bugün itibariyle kendi vatanını korumak isteyen bir yapıdan bahsediyoruz. Haniye için söz konusu olduğunda 4 tane torunu, 3 tane çocuğu, ailesinden 50'den fazla kişinin şehit olduğu bir aileden, bir liderden bahsediyoruz. Siz bunlara terör örgütüdür dediğiniz noktada zaten işi başından kaybetmişsiniz demektir. Öbür taraftan baktığımız zaman tabii Uluslararası Adalet Divanı ta 25 Ocak'ta soykırım noktasında deliller var. Ve biz bu noktada İsrail'den hem rapor istiyoruz hem de bir tedbir kararı da veriyoruz demişti. Üzerinden şu an itibariyle 7 ay geçti. Sonrasında bir ikinci adımı Uluslararası Adalet Divanı'nda ben göremiyorum. Bu noktada da soykırım var mıdır? Vardır. Orada 40 bini aştı şu an şehit sayısı. Ve bunların büyük çoğunluğu da çocuk, kadın
veya savaşamayacak, elinde silah vesaire olmayan insanlar ve bunların büyük kısmı da ya hastanede ya okulda ya evlerinde herhangi bir şekilde suçlama yapamayacağınız, herhangi bir şekilde silahlı olarak mücadele ederken öldürdük diyemeyeceğiniz insanlar. Dolayısıyla bu noktada Uluslararası Adalet Divanı'nın o soykırım tedbir kararının bir sonrasını da artık yerine getirmesi lazım. Siz Emin Bey'e, İbrahim Bey'e soru sorarken Blinken dolaşıyor, yani bir çaba sarf ediliyor vesaire gibi bir Amerika böyle bir algı oluşturuyor. Yani bir dolaşıyor. Algı oluşturuluyor. Ya Amerika gerçekten ateşkes istiyorsa sadece ve sadece İsrail'e desteğini çeksin, ateşkes kendiliğinden gelir. Ben şu iddiada bile değilim bakın, yani muhafazakar bir insan olarak şu çocukların öldüğünü gören bir Müslüman olarak benim gönlümden geçen Netanyahu başta olmak üzere o çetenin tümüyle, o terör devletinin yöneticilerin, sivil insanlarla benim bir işim yok. Ama işgal altında bulunan yerleşimciler de aslında bir hedeftir. Onun da altını çiziyorum. Ama şu aşamada benim hedefim sadece ve sadece şu çocukları öldüren, öldürme emri veren Netanyahu ve ekibi. Siz bunlara dur deme noktasında samimiyseniz Amerika olarak sadece ve sadece... Bu dakikadan sonra kusura bakmayın, bizim size yapacağımız destek savunma desteği olur, saldırı desteği vermem desin, o dahi bugün itibariyle bütün dengeleri değiştirir. Bakın, Gazze'ye savunma sadedinde Türk askeri gitsin derim ben, saldırma sadedinde değil, savunma sadedinde. O okullara, hastanelere herhangi bir saldırı olduğunda savunma sadedinde füze mi atıyor? O füzeyi bertaraf edecek şekilde bir savunma gücü gönderebilir miyiz? Bu Birleşmiş Milletler nezdinde olsun. Çünkü Güvenlik Konseyi'nin artık en son nihai noktada ateşkesle ilgili de bir kararı da çıkmıştı. Ama Amerika bakıyorsunuz Blinken dolaşıyor gibi görünüyor. Ama öbür taraftan hani suikasti gerçekleştikten sonra İran misilleme yapacağım dediği zaman İbrahim Bey diyor ki hiçbir şey yapmaz. Ama İsrail korkuyor olmalı ki acaba bir şeyler olacak mı diyor. Amerika herhalde korkuyor olmalı ki hemen gemilerini yolluyor. Hakan Fidan'ın açıklaması var. Hani bu eylemleri yapıyorlar, akabinde de bize geliyorlar. Ya aman işte gerilimi indirin gibi. Yani dolayısıyla Amerika gemilerini yolluyorsa, savaş gemilerini yolluyorsa bir tedirginlik de oluştuğu ki olması da gerekir. Yani siz bir başka devletin toprağında o devlete misafir olmuş bir siyasi kişiyi suikastle şehit ediyorsunuz. Bunun iyi kötü bir misillemesi de mutlaka olacaktır. Olmasını da arzu ediyoruz. Çünkü sonuç itibariyle bunun cezası kalmayacaksa yarın öbür gün bir başka lideri, bir başka gün bir başka lideri aynı şekilde İsrail'in şehit etme ihtimali var demektir. Dolayısıyla biz bunu dünya coğrafyası içerisinde adalet eksenli bir dünya düşünüyorsak eğer, Amerika'nın şu an soykırımcılara verdiği desteği, Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın soykırımcı İsrail devletine verdiği desteğin altını çizmemiz lazım. O ateşkes noktasında belki ola ki fazla İran'a sempati duyuyorsun diye eleştirecek olanlar da olabilir. Ama şu noktada öyle duyumlar geliyor ki İran'ı sen misilleme yapma, biz de belli şartlar altında ateşkesi kabul edelim şeklinde pazarlıkların da yürüdüğü iddia ediliyor. Bu noktada ben yine de ya ateşkes ne olacak, yani 50 bin kişiye yakın insanı öldürdünüz. Birçok da kayıp olduğu belirtiliyor. Sonuçta bir savaş tazminatı şu bu İsrail'in ödemeye asla ve kata niyeti de olmadığını da düşünüyoruz ama önemli olan zaten maddi tazminat değil. O ölen çocuklar, ölen insanlar, kadınlar, yaşlı insanlar. Bu noktada İsrail'i sıkıştırma noktasında belli bir noktaya geldikten sonra Amerika'nın da yapacağı çok fazla bir şey olmayacak. Yani bunu ilahiyeye sürdürebilme imkanınız yok. Yemen bir delilik yapıyor. Ben ticaret gemilerini de vururum. İsrail'e gittiğinden şüphelendiğim gemiyi burada indiririm diyor. Amerika bir bakıyor, iki bakıyor, üç bakıyor. Dördüncü de işte Yemen'in elindeki füzeleri vurdum diyor. Artık etkisiz hale getirdik diyor. Ama Yemen devam ediyor. Biz vurma gücümüzü devam ettiriyoruz diyor.
bu noktada her şeyin belli bir sınırı olduğu kanaatindeyim. Evet. Ve en nihayetinde de İsrail'in belki Netanyahu'yu devirerek kendi içinde, Netanyahu kötüydü ama şimdi yeni gelecek olan yöneticiler iyi olacak şeklinde bir bakış açısıyla o İsrail'in terör devleti olma noktasındaki bizim hükmümüzü yumuşatmak için bir taktik değişikliğine girebileceğini düşünüyorum. Bu noktada inşallah dünya Müslümanları da hem de Türkiye'deki insanlarımızda, Müslümanlarda, muhafazakar insanlarda İsrail'in gerçek yüzünü bu şekliyle görmüş olacaklar. Teşekkür ederim. Kenan Bey. Şimdi bazı meseleler var ki hani önünüzde yapabileceğiniz işler varken, söyleyebileceğiniz sözler varken o işleri yapmayıp, söylemeyip ben filan yere gidersem, filan yerde bulunursam, planlarla görüşürsem söylerim demenin bence çok bir önemi yok. Bunu niçin söylüyorum? 2 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma programı tertiplendi. Ve bu programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu katıldı. Bir önceki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Ve mevcut Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de katıldı. Artı HDP Genel Başkanı Tuncay Bakırhan da katıldı. Ben her 4 siyasi liderin de konuşmasının tamamını okudum. Bu konuşmada enteresan bir biçimde Hacı Bektaş-ı Veli, Allah rahmet etsin, ona dönük bazı atıflar var. O atıflar üzerinden Türkiye siyasi ortamını değerlendirmeler var. Efendim Berkin Elvan'a efendim dönük bir anma var. Ali İsmail Korkmaz'a dönük bir anma var. Abdullah Can Cömert'e dönük bir anma var. Doğal da görüyorum bunları. Kınamak için söylemiyorum. Fakat Abdullah Can Cömert'in, Berkin Elvan'ın veya Ali İsmail Korkmaz'ın taammüden öldürüldüğüne ilişkin ve bunun da bir işte efendim, dinci gerici bir siyasetin, hükümetin üretmiş olduğu, oluşturmuş olduğu bir sonuç gibi lanse edildiğini gördüm. Fakat enteresan bir biçimde hiçbir konuşmacı insandan, sevgiden, saygıdan, bir arada yaşamaktan bahsederken sürekli olarak efendim Hacı Bektaş-ı Veli'yi anarken hiçbir surette İsrail'in mevcut durumda 10 ayı geçmiş bir zaman diliminde 16 binden fazla Berkin Elvan gibi çocuğu ama bile isteye kast ederek füzelerle paramparça ederek öldürdüğüne dair hiçbir cümle kurmadılar. Ali İsmail Korkmaz'ın emsali 17 bine yakın gencin bile isteye sistematik olarak İsrail uçakları tarafından, Amerika tarafından üretilen mühimmatlarla, savaş uçaklarıyla paramparça edine dair hiçbir cümle işitmedim. Şimdi insan ise, değil mi? İnsan olmak için ille gezi eylemine mi katılmış olmak gerekiyor? İnsan olmuş olmak için ille Alevi kimliğine mi sahip olmak gerekiyor? Yani Filistin'de katledilen, paramparça edilen insanlar insan değil mi? Nasıl oluyor da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ağzından bir cümle çıkmıyor? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir cümle çıkmıyor. Sayın efendim Özgür Özel'in ağzından bir cümle çıkmıyor. Sayın Tuncer Bakıral'ın ağzından bir cümle çıkmıyor. Ya nasıl oluyor bu? Ben merak ediyorum. İnsan, insan sevgisi, saygı, bir arada yaşama, merhamet, efendim aslanla geyiği aynı ortamda bulunduruyoruz. Bunların hepsi güzel böyle. Fakat adeta bir başka evrene ait bir tablo çiziliyor. Yani bu dünyaya ait bir tablo çizilmiyor. Normal şartlarda aslında eğer siz bugün Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma programında konuşuyorsanız ortaya Siyonizm diye bir sorunu koyup Siyonizmin neden ırkçı olduğunu, neden ayrımcı olduğunu, işgal ve katliam politikalarını
hangi dini metinlere, hangi tarihi tecrübelere dayandırarak tırmandırdığına ilişkin cümle kurmanız lazım. Eğer sizin emperyalizm diye bir sorununuz varsa, kapitalizm diye bir sorununuz varsa, o emperyalist ve kapitalist sistemin Siyonist ideolojiyi ve kadroları Orta Doğu'nun kalbinde, Filistin topraklarında nasıl olup da bir ileri karakol gibi istihdam etine ait her birinizin en az birkaç cümle kurması lazım. E ben bakıyorum şimdi, Sayın Genel Başkan hiçbir şey demiyor. Sayın eski Genel Başkan hiçbir şey demiyor. Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı aday Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı hiçbir şey söylemiyor. Onlarla işbirliği içerisindeki bir genel başkan da hiçbir şey söylemiyor. Özgür Özel 1 Eylül'de gidiyorum derse. Şimdi bakın, gitsin tabii ki ama bakın burada bir sorun var. Şimdi siz az önce dediniz ki katil Netanyahu'nun Amerikan meclisinde ayakta alkında alkışlanmasına bir efendim misilleme tırnak içerisinde göstermek amacıyla buraya getirildi. Mahmut Abbas davet edildi ve konuşma yaptı. Tamam da. Aynı şekilde ayakta. Ben başka bir şey soracağım. Mahmut Abbas bu 10 aylık süre zarfı içerisinde İsrail'i kınayan bir açıklama yaptı mı? Onun açıklamalarına bakarsanız Özgür Özel'in Hamas'ı terörizmle suçlaması gibi. Ama meclisteki Mahmut Abbas bambaşka bir adamdı. 10 ay sonra Türkiye'ye karşı, hatta Gazze'ye gideceğim. Türkiye'ye karşı yani biraz böyle bir kompliman yaptı diyelim. Mahmut Abbas'ın Filistin'deki hükmü nedir? Bir söyleyin bana. Ramallah'taki tırnak içerisindeki karargâhtan çıkıp Kudüs'e gidebilir mi? Mescid-i Aksa'ya gidebilir mi? Niye böyle bir adamı çağırdık o zaman? Yani stratejiniz... Ya çağırmasın demiyorum ben. Şunu söylemek istiyorum. Yani Mahmut Abbas'a yüklemiş olduğunuz anlam salt misilleme amacıyla gerçeklikten kopuk bir anlam olmamalı. Mahmut Abbas 10 aydır, 10,5 aydır sürekli olarak Hamas'ı suçlayan bir adam. Daha ötesini söyleyeyim mi? Mahmut Abbas seçimlere karşı askeri darbe yapmış bir adamdan bahsediyor. Siz şimdi mesela Ahmet Necdet Sezer'i düşünün. Şimdi kalkayım ben Ahmet Necdet Sezer'i evliya gibi anlatayım. Ya Ahmet Necdet Sezer'in misyonundan, bin beter misyon olan bir adamdan aslında bahsediyor. Aslında Mahmut Abbas hakkında çok iyi konuşan kimse pek yok yani. Daha çok mecliste konuşması. İşte ya şimdi ya konuşsun fakat şunu söylemek istiyorum ben. Yani bu sembolik bir takım şeylere aşırı anlamlar yükleniyor. Yani işte İki aydan beri Sayın Özgür Özel Şam'a gideceğim, Esed'le görüşeceğim, barış yapacağız, bu mültecileri göndereceğiz filan falan. Tamam mı? Gönderelim. Gönderelim de. Peki siz hiç kimyasal katliam yapmış, 60 yıldan bu yana ülkeyi seçimsiz yöneten bir Nusayri cuntası için ağzınızı açıp bir cümle kurabiliyor musunuz? Kuramıyorsunuz. Yani şimdi burada Tayyip Erdoğan tek adam oluyor. Diktatör oluyor, despot oluyor, halkın ya, düşmanı oluyor. Bunları söyleyelim. Ben söylemeye karşı falan değilim. Söyleyebilirsiniz. Siyaset yapıyorsunuz. Halkın hakkını korumak için bazen aşırı da konuşabilirsiniz. Tamam değil. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ya olur tamam da. Ya burada seçim yapılıyor. Seçimler gizli oy, açık tasdif usulüne göre önümüzde konuluyor. Ve ona göre kimin kaç milletvekili varsa hükümeti kuruyor ya da kuramıyor. Kanunu çıkartıyor ya da çıkartamıyor. Danıştay var, Sayıştay var, Anayasa Mahkemesi var vesaire. Şimdi burada o zaman şuna bizim dikkat kesmemiz lazım. Yani Türkiye'de biz gerçekten de hani az önce konuştuk. Yani hayvan sorununu konuştuk. Bilmem işte bilmem ne sorununu konuştuk. Tamam anladım da. Yani eğer biz siyaseten Filistin'de bir barış olmasını istiyorsak, Filistin'deki barış için salt olarak Amerika'nın çelişkilerini göstermemiz yetmez. Evet Amerika o silahları vermese İsrail o saldırıyı yapamaz. Özür dilerim. Emin Bey az önce Kenan Bey'i bölmemek için hani tam araya bir şey Hayır, ben neyi konuşuyoruz? O kadar dağıldı ki konular. Ben kısa kısa konuştum. Hakikaten neyi konuşuyoruz onu kaçırdım. Tamam ben burada bitireyim Emin Bey devam etsin o zaman. Hayır devam etmek için değil. Hakikaten neyi konuşuyoruz? Tamam, yani bu tamam konuları bu kadar Kenan dağıtırsak Bey. Benim 15 konuya fikir beyan etmem tamam. lazım. Tamam Sorunuza Bey. Cevap verdim, o kadar. Evet, benim beyanım şu. Siz dediniz ki Mahmut Abbas'ı ziyaret edecek. Ben de diyorum ki
Mahmut Abbas'ı ziyaret etmek şöyle ya da böyle önemli ya da önemsiz olabilir. Ben asıl olarak Filistin meselesine, bu katliamları yapan Siyonist ideolojiye, Siyonist kadrolara, Siyonist devlete, işgale, katliama, buradaki siyasetçiler, şu 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 isimler ne diyor? Ben bunu merak ediyorum. Yani burada Siyonizmi lanetleyemeyen, Hamas'a terör örgütü, terör örgütü, terör örgütü diyen, örneğin Özgür Özel'in, Sayın Özgür Özel'in ya da Meral Akşener'in gidip de Ramallah'ta İsrail'in kuklası Mahmut Abbas'la kucaklaşmasının hiçbir anlam ve önemi olmadığını, bunun basit bir müsamereden ibaret olduğunu söylemekteyim. Peki. Görüşüm budur. Bu kadar. Emin Bey, söyleyecekleriniz varsa buyurun. Mahmut Abbas'ı beğenirsiniz beğenmezsiniz, bugün dünya muhatap kabul ediyor. Sonunda bir sulh yapılacaksa, bir tarafta o Siyonist rejim var, öbür tarafta Mahmut Abbas var. Bunlarla konuşmayıp kimle konuşacaksınız? Gerçekçi olmak lazım. Yani dünyanın muhatap kabul ettiği insanlar, bu adam Birleşmiş Milletler'e de gidiyor konuşuyor, adamı da muhatap kabul ediyorlar. Beğenmeyebiliriz, sevmeyebiliriz. İkincisi, bugün muhalefeti tenkit etmenin manası ne? Ben ne dedim? Bunu devletin koordinasyonunda yürütmek lazım dedim. Muhalefetin işi dış politikaya müdahale etmek değil. İç politika malzemesi de yapmak lazım deyip, efendim Siyonistleri niye şey etmiyorlarmış? Daha iyi etmesinler de seçimi kaybetsinler. Yani konuları konuşurken gerçekçi konuşmak lazım. Bugün acil bir ateşkese ihtiyaç var. Tamam, ateşkes görüşmelerini Mahmut Abbas mı yapıyor? Onun da hayır dediği bir şekilde ilerisini kabul edebilecek misiniz Kerem Bey? Ben merak ediyorum. Mısır, Katar, Amerika Birleşik Devletleri ile yapıyor bu görüşmeleri. Peki, Mahmut Abbas nerede? Tekö nerede bu görüşmeler? Ben bu dediklerinizi bilmiyor muyum? Arkasından tamam. Siz eğer siyasi bir solüsyona gidecekseniz... Siyasi solüsyon filan değil. Kemal, bir dakika Kerem Bey, lafımı bitireyim. 2006'dan beri seçim yapılmadıysa da Gazze'de de yapılmadı. Bunu da Mahmut Abbas mı yaptırtmadı? Nasıl yapılmadı? 2006'dan beri Gazze'de de seçim yapılmadı. Bunu Mahmut Abbas mı mani oldu? Nasıl yapılmadı onu söyleyeyim. Yapılmadı. Nasıl yapılmadı? Gazze'de yapılmadı seçim. Evet, nasıl yapılmadı? Nasıl onu yapılmadıysa söyleyeyim. Yapılmadı. Şimdi hayır, nasıl şimdi yapılmadı onu söyleyin ama onu izah edin ama. O zaman... Batı Şeria'da da aynı şekli söyleyebilirsiniz. Şimdi bütün bunları genel bir politikayı propaganda şekline sokmadan bugün bir çare aranması lazım. Bugün iki devletli bir çareye varabilmek için acil bir ateşkese ihtiyaç var. Efendim bu adam için bu nedenmiş, bu adam için bu nedenmiş. Ya Mahmut Abbas'ı ben babamın oğlu değil, bana kalsa mecliste de konuşturulmasının manası olmayabilirdi. Madem bir iş yapılmaya çalışılıyor... Mahmut Abbas istediğimiz kadar sevmeyelim, İsraillerin belki de konuştuğu nadir adamlardan bir tanesi. Siz de İsrail'le yapacaksınız bu şeyi, barışı. Mecbursunuz. Ya Hamas'ın adamları kendisi denize düşecek halimiz var mı? Söylemiyoruz yani, bakın. Şimdi gerçekçi olalım diyoruz ya. Gerçekçi olmanın bana göre asliyeti şudur. Ortadaki işgali kınama noktasında Mahmut Abbas nerede duruyor? Bak Gazze'yi falan demiyorum. Ramallah'ta bakın sadece bu süreçte 800 insan öldürüldü. Ramallah'ta Hamas herhangi bir içine bir etkinlik, bir eylem yapıyor değil. 7000'den fazla insan sadece Ramallah, Nablus, burada Kudüs, buralarda tutuklandı. Bakın, Hamas falan yok orada. Kerem Bey, bu işi bitirmek lazım. O zaman ben de şu soruyu sorarım. Burada oturan, o gün İstanbul'da olan Haniye'nin haberi olmadan Yahya Sinvar 7 Ekim'de neden bu hadiseyi başlattı diye sorarım. Ben de cevabını vereyim size. Çünkü İsmail Haniye olayın askeri boyutuyla ilgili bir isim değil. O zaman işin başı da değil. Bugün siz Tayyip Erdoğan'dan başı değil, bir dakika Tayyip Erdoğan'dan habersiz ordunun gidip Suriye'de operasyon yapması söz konusu mu? Bu Türkiye Cumhuriyeti... Demek ki muhatap değilmiş Haniye. Yani olur mu böyle şey? Emin Bey, bakın, lütfen ya, siz önünüzdeki tabloyu zaman, öyle bir tanımlıyorsunuz ki. Tanımlamıyor. Bakın, sizin dağıttığınız yerden toparlamaya çalışıyorum. Yahya Sinvar'ın da ne olduğunu biliyoruz. Haniye'yi de biliyoruz. Burada yaptığımız, tanıdığımız insanlar da var. Onlardan da görüştük. Ben kanın durmasını istiyorum. Tamam, güzel. Bunun için, bu kanın durması için burada muhalefetin bir katkısı olacaksa bırakın Mahmut Abbas'ın da olsun. Şu kan dursun. Bir an evvel de iki devletli maalesef İsrail'den vazgeçilemiyor.
Bunlar 2014'te ana sözleşmelerinden kaldırıldığı gibi Ürdün Nehri ile deniz arasındaki yeri de alacağız diyemiyor Hamas. Bunlar bitti. Bunlar vardı. 2014'te bitti. O güne kadar vardı sözleşmelerin içinde. Bugün iki devletli bir çareye vurabilmek için Mahmut Abbas'ı tenkil etmek, Hamas'a terörist demek filan, bunların hepsi boş laf. Hamas'a da terörist demekten netice alınamıyor. Onu diyenler de hatalı. Mahmut Abbas işe yaramaz diyenler de hatalı. Elimizdeki elemanlar kimlerse bunlarla iki devletli çareye varabilmek için bir an evvel bu insanlarla harekete geçmek lazım. Hatta demin Ali İhsan Bey'in dediği teklifleri gündeme getirmek lazım. Hamas bizim, ne istiyor? Mahmut Abbas ne istiyor? Bunlar da anlaşamıyor kendi aralarında. Anlaşamazlarsa anlaşamasınlar. Biz Filistin halkı alakadar ediyor bizi. Hepsinden konuşacağız. Demin Ali İhsan Bey'in dediği teklifi bile yapmamız lazım. Bizim Birleşmiş Milletler'e icap ederse barış gücünü bir an evvel kurun, biz barış gücü olarak gitmeye hazırız dememiz lazım. Bu proaktif politikayı ben çok doğru buluyorum. Bugün insanları tenkit ederek bir yere varamayacağız. Çünkü bir yerde mutabık olduğum bir şey var. Herkes aynı kanaatte herhalde. Netanyahu bir Siyonist proje içinde İran'ın uzantıları ve siyasi İslam olarak gördüğü herkesi telef etme kararında. Bunu görelim. Telef etme kararında. Bunun için her şeyi yapıyor bu adam. Amerika onu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Ali İhsan Bey'in dediği şeyin ötesinde bir şey de var. Arada bir şey çıkıyor. İşte o ne o bugünkü başkanları yürüyor, yürüyemiyor filan. Biden. Biz efendim İsrail'e taarruz silahı vermeyeceğiz diyor. Bilmem de böyle lafları ediyorlar. Taarruz etmesini şey. Bunların hepsi boş laf. Biz yapabileceğimiz proaktif politikayı yapabileceğimiz kadar yapalım. Bu kanın düzüşe etmesi için bak bir şeyi tenkit etmemek lazım. Ben mesela muhalefet tarafından baksam tuttu bizim Dışişleri Bakanlığımız geçen hafta Amerika, Katar ve Mısır'ı teşekkür etti yaptığı gayretlerden dolayı. Şimdi Amerika'nın yaptığı rezillikler belli. Şimdi müsbet bir şey yapıyorsa buna menfi mi diyelim ya? Şu işin bitmesi için kimi bir faydası olacaksa olsun ve bitsin bu. Çünkü kesin olarak Gazze'yi boşaltma niyetindeler. Bunun kararındalar. Bu durdurulana kadar da durmayacaklar. Peki. Gazze'yi boşaltma kararı. Serdar Bey'e de dönelim. Çok kısa Kenan. Tamam şey yapalım da ortada açık bir riyakarlık var. Yani Amerika Birleşik Devletleri barış istiyoruz diyor. Fakat barışın tahakkuk etmemesi için elinden gelen her türlü işi yapıyor. Bakın ekonomik olarak desteklesin, siyasi şu bu falan filan ama sadece yüksek imha gücü olan silahları vermesin, İsrail bu katliamları yapamaz. Silah veriyorsunuz, bomba veriyorsunuz, füze veriyorsunuz, bölgeye F-22'ler gönderiyorsunuz. Efendim uçak gemileri gönderiyorsunuz ve diyorsunuz ki biz barış olsun. Ya nasıl olacak bu ya? Nasıl olacak bu? Yani biz bunu söylemek durumundayız. Ya bunu söylemek tenkit falan değil. Açıkça ortaya konulan bir rezaleti ifşa etmektir yani. Peki. Şurada mutabık kalmamız lazım. Hamas terör örgütüdür diyenleri artık susturmamız lazım. Öyle veya böyle mahkum ederek. Onları yani yargısal anlamda mahkum ederek değil, siyasi anlamda mahkum ederek. Ne Özgür Özel ne Kemal Kılıçdaroğlu hiç kimse Hamas'a terör örgütüdür diyerek oradaki mücadeleyi itibarsızlaştırmaya kalkışmamalı. Mahmut Abbas şimdi şöyle söylemler de var. Hızlıca söyleyeyim. Mahmut Abbas'ı Gazze'ye de hakim kılacak şekilde İsrail'in bir planı olduğu iddia ediliyor. Yani Hamas'ı Gazze'den silecekler. Avrupa'sı, Almanya'sı, Amerika'sı her biri Hamas'ı terör örgütü olarak ilan etmiş. Onunla biz mücadele ediyoruz diyorlar. Ve sonunda nihai noktada da Mahmut Abbas'ı Gazze'ye de hakim olacak şekilde Filistin'in tek temsilcisi. Sen buna razı olacaksın. İyi güzel de Mahmut Abbas eğer Gazze'den oy alabiliyorsa buyursun olsun. Ama Gazze'liler ayakta duruyorsa 50 bin insanlarını kaybettikleri halde Haniye kendi çocukları kendi torunları şehit olduğu halde diyorsa ki benim çocuğumun, benim torunumun kanı hiçbir Filistinlinin kanından daha değerli değil diyebiliyorsa biz bu noktada Hamas'ın
aynen Anadolu'nun kurtuluşundaki Kuvayi Milliye gibi kabul edilmesini Türkiye genelinde de dünya genelinde de bunun tescillenmesi gerektiğini ve bu uğurda çalışmamız gerektiği inancındayım. Ondan sonrasında Mahmut Abbas işte Batı Çeria'da devam eder, Ramallah'ta nerede devam ediyor? Bugün zaten devam ediyor. Biz herhalde Mahmut Abbas'ı devirmek için kimsenin bir şey yaptığı yok. Şu anki sorun ne? Gazze'de çocukların ölmemesi, insanların ölmemesi. Bunun için de en başta Hamas'ın terör örgütü olmadığını dünyaya haykırmamız lazım. Serdar Bey, bütün bu konuşmalar çerçevesinde size yorumunuz ne olur? 10 dakika. Buyurun. Evet, tabii ben de Emin Bey gibi konuyu toparlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü konu dağılıyor. Benim baktığım yerden bir kere Türkiye'nin yaptığı hamle önemli bir hamle. Mahmut Abbas'ın nasıl bir insan olduğunu, neler yaptığını, neler söylediğini hepimiz biliyoruz. Onu davet edenler de biliyor. O zaman şu sorunun cevabını bir alalım. Bu hamleyle Türkiye ne yapmak istedi? Yani bizim stratejimiz Amerika, ne? Amerika Birleşik Devletleri'nin, o teröristi kongresinde ayakta alkışlamasına Anadolu'dan bir karşı mesaj vermek istedi. Yani Türkiye'nin ana şeyi buydu. Çünkü İslam dünyası Amerika'nın bu çirkinliği karşısında ezilmişti. Daha sonra da İran'da rahmetli Heniye'nin şehit edilmesi bu ezikliğe bir halka daha eklemişti. Zaten uzun süredir kınamalar dışında bir şey yapamıyorduk. Bir şey yapalım dedik. Ve Serdar bunu Bey, şunu da konuşalım. Yani, Türkiye, hani biz rahmetli Haniye ya da Heniye şehit edilmeden önce acaba her ikisi meclise gelir mi diye sorarken Mahmut Abbas reddetmişti ilk etapta. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bizden özür dilemeli demişti. Ama akabinde Heniye suikasta kurban gittikten sonra Mahmut Abbas geldi. Acaba Heniye yaşasaydı, tabii bu işler sesayla olmaz ama Mahmut Abbas yine meclise gelir miydi? İkincisi daha gerçekçi ve somut soru ya da cevabı da daha somut olacaktır. Hamas kanadında Mahmut Abbas'ın mecliste konuşması nasıl karşılandı? Şimdi biri El Fethi, biri Hamas, kendi aralarında pek anlaşamıyorlar. Şimdi Hamas acaba şöyle mi dedi? Artık bizi muhatap kabul etmeyip bu adamı ya da ilgili bu örgütü muhatap kabul edecekler. Kimi bir kaygıya düşmüş olabilir mi? Şimdi İsrail terör örgütünün Heniye'yi katletmesinin bir amacı olmalı. İran'da bunu yapmasının ve böylesine sofistike bir eylem ya da işte sofistike demek doğru mu bilmiyorum ama şeytanın ustalığı içerisinde yapılan bir eylemde bir amacı olması lazım. Bu İslam dünyasının direncini kırmak, moralini bozmak gibi bir amaç olamaz. Zaten moral bozulacağı kadar bozulmuş. Yani 50 bin insanımızı katletmişler. Moralin bozulsa ne olur? Bozulmasa ne olur? Dolayısıyla zaten o noktadasın. Burada bir amacı var. Amacı şu. Bir kere şu mesajı veriyor bütün dünyaya. Ben diyor Hamas'ı diyor denklem dışında bırakmak istiyorum. Tamamen denklem dışında bırakmak istiyorum. Yani Hamas'a kimse sarılmasın. Hamas'tan kimse ümit beslemesin. Bu işin muhatabı bellidir. Şu anda işte ekranda olan zattır. Dolayısıyla şimdi öbür taraftan da işin bir tarafında Muhammed bin Selman var. Bu Suudi Arabistan'ın veliaht prensi. O da suikast korkusu Batı yaşıyormuş. Evet, yaşıyormuş falan. İsrail medyasının en fazla öne çıkarttığı. Şimdi o da 7 Ekim öncesini hatırlayın. İsrail ile Suudi Arabistan arasında yumuşama görüşmeleri vardı ya da normalleşme görüşmeleri vardı. En çok bu kavramlar geçiyor orada. O normalleşme olması demek İsrail terör örgütünün artık Arz-ı Mevut projesinin hayata geçirilmesi demekti. Evet. Ben Hamas'ın atağını buna cevap olarak görüyorum. Yani orada o anlaşmayı, yani Filistin davasının bitişi anlamına gelecek bir yakınlaşmayı artık bozdu, sabote etti, ne derseniz deyin. Böyle bir anlamı var.
niye yaptı bunu? Hani sorusu var ya, işte ondan dolayı. Celil bir açıklama var İsrail Kanadı'nda. Ama... Serdar Bey, söyleyeceğinizi unutmayın. Önemli bir açıklama. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ağırlık merkezimizi Lübnan'ın sınırına doğru kaydıracağız. Lübnan'ın derinliklerine gerçekleştirdiğimiz saldırılar yaşanılabilecek her türlü gelişmeye hazırlık niteliğindedir şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Evet. Buyurun, devam. Şimdi amaca geliyorum. Amaca geliyorum. Türkiye Milli Güvenlik Kurulu bu amacı nasıl açıklıyor? Diyor ki, ey diyor İslam ülkeleri, bölge ülkeleri, siz teker teker İsrail'e karşı böyle dirençsiz kalırsanız teker teker hepinizi yutacak. Türkiye ilgilendiren boyutu bizim de sınırlarımıza dayanacak. Zaten Suriye'nin kuzeyinde teröristanı kuruyor bunlar. Seçimi engelledik mi engelledik ama tek başına biz engellemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin de istiklali ve istikbali tehlikededir. Şimdi bu anlayış içerisinde, şimdi dolayısıyla bir karar verilmiş. Şimdi Biden'ın 3 aşamalı planını sunuş şeklini hatırlayın. O günkü konuşmasını hatırlayın. Şunu söyledi. Dedi ki, ey dedi İsrail'deki, hani tercüme ediyorum veya işte birebir aktarmıyorum ama mealen aktarıyorum. Hı hı. Ey İsrail'deki radikaller, bu şeyin, bu anlaşmanın sizin için fırsat olduğunu gözden uzak tutmayın dedi. Ne fırsatıdır? Bakın dedi, orada dedi Suudi Arabistan var dedi. Turbun büyüğü heybede. Sizin Suudi Arabistan'la yapacağınız anlaşma, hani 7 Ekim'de akamete uğramıştı ya. Evet. Hamas'ın atağından dolayı. Şimdi yeniden oraya devam edebilirsiniz. Orayı sağlayabilirsiniz. Sizin büyük hedefiniz var. Sizin arz-ı mevut hedefiniz var. Buraya kitlenin. Buraya kitlenin. Biraz büyük düşünün. Şimdi burada tabii ki Filistin halkını tamamen yok edemeyeceklerine göre, gelen dalgayı da durduramayacaklarına göre suyun yönünü değiştirmeleri lazım. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki bizim nezdimizde Hamas muhatap değildir. Siz istediğiniz kadar yüceltin, istediğiniz kadar işte Tayyip Erdoğan oradan şöyle desin, böyle desin. Hamas bizim için terörist örgüttür. Bizim için resmi temsilci şeydir, Abbas'tır. Dolayısıyla bunu kabul edin. Şimdi Türkiye'de burada denedi, her şeyi denedi. Baktı ki bununla mücadele edecek gücü yok. Şimdi bakın, sizin ekonominiz tamamen batıya bağlı. Efendim, sizi gri listeden çıkartıyor Amerika. Aslında o kuruluş da Amerika'nın domine ettiği kuruluş. Gri listeye sokuyor, gri listeden çıkartıyor. Gri listeye sokan da aynı güç, çıkartan da aynı güç. Efendim, bu fişmiş bilmem ne kredi derecelendirme kuruluşları, ne diyorduk? Bunlar şer odağı olduğu için bizim notumuzu düşürüyorlar. Türkiye'nin notunu, Türkiye ekonomisini vurmak için düşürüyorlar. Şimdi ne diyoruz? Ekonomimiz iyiye gittiği için bunlar yükseltiyor. Ya şer odakları değişti mi? Şer odakları bizim, ha ne iyi Türkiye bak ne iyi oldu falan diye mi bunu şey yapıyor? Hayır. Şunu diyor Türkiye, diyor artık biraz da uslu durursa, diyor borç verilebilitesi olmak olan bir ülke. Yani daha çok borç verebiliriz diyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye bir ekonomik kıskaç içerisinde. Türkiye'nin siyasi istikrarı tırnak içerisinde tehlikede. Yani önümüzdeki süreçte belki bir başka, ne zaman yapılacağını bilmediğimiz seçimin neticeleri bir iktidar değişikliğine de yol açabilir. Bu 31 Mart'ın sonuçları nasıl devam eder bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir tablo içerisinde Türkiye bir diyor ki, bu iş diyor devam ettikçe can kaybı oluyor. 10 bin oldu bir şey yapamadık. 20 bin oldu bir şey yapamadık. 30 bin oldu bir şey yapamadık. 40 bin oldu bir şey yapamadık. Bağırdık, çağırdık, terörist dedik, yargılanacaksın dedik, bilmem ne dedik, efendim Hamas şeydir dedik, Kuvayi Milliye'dir dedik. Sonuç ne var elde? Bir şey yok. Dolayısıyla Türkiye nefes almak ve nefes aldırmak istiyor. Ama şimdi senin yapabileceğin gücünle, imkanlarınla orantılı bir şey. Biz biraz evvel köpek meselesini tartışıyoruz. 2004 senesinden beri çözemedik diyoruz. Bir başıboş köpek meselesi.
Yani Türkiye'nin içerisinde de neden bahsediyoruz biz? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki nüfus artış hızı dibe çakıldı. Bu bizim için beka meselesidir. Bu hani güvenlik meselesidir. Çok kötü yerlere gidiyor iş diyor. Şimdi bizim içerimizde birçok çözemediğimiz mesele var. Kaldı ki orayı çözeceğiz. İran derseniz geçen hafta tartıştık. Ya hiçbir şey yapma. Hürmüz Boğazı'nın şalterini indir bitti. Bak hiçbir şey yapma. Füze müze atma bilmem ne yapma. Zaten atıyorsun boşa gidiyor. Tarla vuruyorsun. Vuramıyorsun da. Yani bari Hürmüz Boğazı'nın şalterini indir. Can damarı bütün Avrupa'yı titret. Elinde. Türkiye'nin elinde öyle bir güç var mı? Ya İstanbul Boğazı var. Ankara şey. İran'a bunun var. Bir bedeli olmayacak mı? O, yani bir başkası da başka bir şalteri indirir. Tabii yani o da başka şalteri indirir. İran hani mangalda kül bırakmıyorlar. Ne diyorlar? Efendim diyorlar biz ticaretimiz de arttı. Şey, ambargolar bizi etkilemedi. Bilmem ne yapmadı. Falan olmadı. Biz güçlü ülkeyiz. Irak'la 8 yıl savaştın. 8 yıl boyunca hem savaştın hem silah aldın hem para transfer ettin Batı'ya. Batı ile ilişkilerin devam etti. Bilmem ne gate'ler, İran gate'ler, Miran gate'ler devam etti. Bütün ilişkiler devam etti. Dolayısıyla şimdi şu sonuca geldik değil mi? İran'da işte İbrahim Bey diyor ki şey gücü yetmez diyor şeyin İran'ın. Tamam bu da olsa gücü yetmiyor yani yapamaz sorunları var. İran kendi içerisine güvenmiyor olabilir mi? Yani Eniye suikastına baktığımızda yani, özür dilerim Serdar Bey bu konuda önemli. Yani o nokta hani kimilerine göre İran bunu işin içinde ama İran devletinin bilmiyorum hocam daha iyi bilir işin içinde olduğunu pek düşünmüyoruz ama İran devleti içerisine sızmış sanki çok sayıda İsrailli ya da Mossad ajanı var. Yanılmıyorsam İran kendi bünyesine güvenmiyor daha çok. Ya şimdi eğer ben Mossad'sam bunca yıldır bunca yatırım yapmışsam dünya kadar parayı, dünya kadar kaynağı, dünya kadar imkanı kullanıyorsam İran'a rejimin merkezine adam yerleştirememişsem kapatmam lazım orayı. Kapat dükkanı git. Yine Türkiye için de geçerli. Ben eğer Mossad'sam, Mossad'ın imkanları elindeyse Türkiye'de en stratejik yerlere, en stratejik kimin ne yapacağını, kimin ne şey yapacağını, adım atacağını icabında yanıltabilen, dezenformasyon yapabilen, dost gibi görünen kişileri oraya yerleştirememişsem bunu rahmetli Abdülhamit Han yapıyordu Yıldız İstihbarat'la. Gidiyordu papaz yetiştiriyordu. Yunan Ortodokslarla Bulgar Ortodoksları birbirine yetiştiriyordu. Şey düşürüyordu. Ama Serdar Bey şimdi onlar yerleştirebiliyorsa, yerleştirmediği takdirde de kapatacaksa dükkanı, biz de yerleşmesine seyirci kalıyorsak biz de kapatalım dükkanı, gidelim o zaman. Yani. Bunun yani sonu yok. Kapatmak, o bazı şeyleri yapabilir. Doğru, haklısın. Ama bizde herhalde veyahut da İran'da öyle gelen geçen geçsin buradan o noktaya da getirmeyelim işi. Yani Mossad dünyayı yönetiyorsa o zaman susalım biz. Ali İhsan Bey biz yani maalesef biz bu noktada bakın Putin yurt dışında cayır cayır Türkiye aleyhine yayınlar yapılıyor. Türkiye yabancılarla Türkiye aleyhine işbirliği yapılabiliyor. Her türlü provokasyonu yapabiliyorlar Türkiye'ye. Her türlü pisliği yapabiliyorlar. İsim isim saymaya gerek yok. Şer odakları yurt dışında çok böyle etkili yayınlar yapıyor. Putin, hadi bakalım Putin'e yapsınlar onu. Ne yapıyor Putin? Rusya'nın aleyhine dış güçlerle işbirliği yapanlara ne yapıyor Putin? Dolayısıyla imkanlarla alakalı. Biz şundan şikayetçi değil miyiz? Bizim medyamıza bile, bizim devletimize, bizim devletimizin en önemli kişilerinin en yakınlarına CIA uzantısı, paralelciler, FETÖ'cüler adamlarını yerleştirmedi mi? Nerelerden çıktı biliyoruz hepsini. Nerelerden çıktı bunların hepsi? Bizim de görüştüğümüz adamlar varmış. Adam bizi yediriyormuş. Biz uyuyormuşuz yani. Biz gazeteciler olarak da uyuyormuşuz. Devlet yöneticileri uyuyor. Hepimiz yani oluyor bunlar maalesef. Bu neye bağlı? Ya bakın bir think tank kuruluşun doğru dürüst yok. Bir şeyin yok. Siyasetin gayesi üniversitelerini görüyorsun. Yani siyasi iktidarın aile politikalarına bu kadar hukuk fakültemiz var, medeni hukuk kürsümüz var. Katkıda bulunan, yön veren hangi üniversitemiz var? Dolayısıyla buralarda bizim eksikliklerimiz var. Ama ne dedim geçen şeyde?
adamlar dedim. Bunu övmek için söylemiyorum ama stratejik hareket ediyorlar. 1917'de Balfour Deklarasyonu yayınlanıyor. İsrail'in kuruluşuyla ilgili İngiltere'nin kararı. Tam 100 yıl sonra Kudüs'ü Amerika Birleşik Devletleri Trump döneminde 100 yıl. 100 yılda stratejik olarak koyuyor bunu. 100 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Kudüs'ü başkenti ilan ediyor. Tam 100 yıl, tesadüf değil bu. Theodor Herz 50 yıl sonra İsrail Devleti kurulacak diyor. Tam 50 yıl sonra İsrail Devleti kuruluyor. Trump çürenin etrafında Arapları birleştiriyor. Şeyleri, Arap atanmışları birleştiriyor. Faturayı da kesiyor. 12 milyar dolar, 20 milyar dolar faturayı kesiyor. Burada bizim eksiklikleri görmemiz şey değil. Ama soru şuydu. İran, ben Yusuf Bey'in sorusuna cevap verdim. Dedi ki Yusuf Bey, İran kendi içinden endişe ediyor olabilir mi? En yakınlarına ajanların yerleştirilmiş olmasından endişe edebilir mi? Edebilir tabii ki. Cumhurbaşkanları katledildi. Ona kaza maza dediler. Tabii ki endişe edecek. Efendim, şeye en stratejik misafirleri rahmetli Haniye İran'da devletin bütün karizmasını çizim çizim çizecek şekilde gitti. Dolayısıyla edebilir. O soruya cevap verdim. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Yani adam Türkiye, istese İran'ın yeni cumhurbaşkanını da herhalde vurabilir mi? Çünkü yakınlarda İran cumhurbaşkanı da var. Ya da diğer önemli görevli. Ya vurabilir yani. Vurabilir. Bunlar ya neler gördük? Biz görmedik mi? Bizim kaç tane var? İşte cayır cayır Arapça bilen. Yani bir Arap'tan daha fasih Arapça bilen. Efendim Kur'an-ı Kerim'i bilen. Belki hafız olmuş. Mossad ajanları yakalanıyor. Yani öyle şeyler, sen kaç tane şey yapıyor. Dolayısıyla burada bizim daha oturtmaya çalışıyoruz. Bakın biz daha 28 Şubat'ta daha 1997 yılında tanklarımızı İsrail'e tamir ettiren bir devlettik. Daha yeni yeni savunma sanayimizi oturtuyoruz. Daha yeni yeni bazı şeyler oturtuyoruz. Daha yeni yeni üniversiteleri oturtuyoruz. Şimdi AK Partilileri eleştirdiğin zaman diyorlar ki abi 100 senelik birikim var burada. Tabii ki bunun temizlenmesi 20 yılda 22 yılda olmaz. Ne kadar lazım? 2051 lazım. Yetmezse 2053 lazım. Yetmezse 2071 lazım. Hani Türkiye yüzyıla. Lazım. Yani bize çok zaman lazım. Şeyler, müesseselerini maalesef oluşturmuş. Neyi konuşuyorduk biz? Instagram yasağını konuşuyorduk. Neyi tartıştık? Ya arkadaş dedik, bu Instagram'a karşı bizim yok mu yani? Sadi abi yani, toparlayalım, yok. Bir başka konuyla devam edelim. Yok dedi. Yok dedik. Ben ne dedim? Dedim ki iki program evvel, dedim ki bütün duyarlı medya yöneticileri bir araya gelsin. İsrail ürünlerinin, boykot edilen İsrail ürünlerinin reklamını almayacağız diye deklarasyon yayınlasın. Sonra dedi ki arkadaşlardan bazıları, abi dediler, onları biz almazsak zaten reklam alamayız ki. Cami halısı reklamıyla mı şey yapacağız? Ya da ne bileyim işte, ne bileyim şey reklamıyla mı? Dolayısıyla senin markaların, daha markalarını oluşturamamışsın. Kaç tane büyük markan var? İşte TOG markan var, yeni. Devrim otomobillerini sabote etmişler, daha yeni yeni ayağa kalkmaya başlıyorsun. Yani markalarını oturtmuşlar, bilmem ne yapmışlar. Dolayısıyla markalara bak. Şöyle bir boykot edilen markalara bakın. Peki. Temizlik deterjan markalarına bakın. İçecek markalarına bakın. En babaları onda. Onlar. Dolayısıyla yani buralardaki eleştirileri şey olarak algılamayalım. Yani bunlar bizim tamamlamamız gereken. Serdar Bey toparlayalım. İbrahim Hocam da çok bu konuyla evet. Alakalı çok kısa bir süre istiyor. Sonra konuyu değişeceğim. Evet. Buyurun İbrahim Bey. Teşekkür ederim. Benim bitti. Sağ olun. Yani bu markalar meselesi. Aslında sizin o dediğiniz konuya sadece bir parantez açayım. Bu 28 Şubat'ta bizim tankların modernizasyon projesi vardı biliyorsunuz. Aslında ondan evvel Tank 2000 diye bir projemiz vardı bizim. Yani biz 2000 yılında kendi milli tankımızı artık envantere dahil edecektik. Bunun çalışmaları yapıldı. 2000 yılına daha birkaç sene kala elimizde Amerikan M60 tankları vardı. Biz bu tankları öyle bir vakitte İsrail'e gönderdik. Daha milli gelirimiz ciddi sıkıntı, faize büyük miktarda ödeme yapıyoruz ve tanklarımızın da modernizasyonu lazım. O zaman ki kudretli generallerden bir tanesinin altında da imzası olduğu iddia edilmişti gazetelerde. Hatta başbakanın haberi dahi olmadan, Necmettin Erbakan'ı kastediyorum orada. O zamanlar İsrail'in batmakta olan bir tane
Ey mi ey veya ımı diye yazılı o tank fabrikası. O fabrikaya can suyu olacak şekilde 650 milyon dolara biz tankları oraya modernizasyon için gönderdik. Ve ayağa kaldırdık İsrail'in o firmasını. Aradan yıllar geçti tabii, bir sene iki sene. Bizim Kayseri Tank Ana Tamir Fabrikası'nın müdürlerinden birisi bir açıklama yaptı. Biz aslında o tankları burada modernize edebilirdik dedi. Tabii. Yani geçmişe baktığımız zaman hakikaten bugün hala Altay hasretiyle yanıyoruz değil mi? Milli tankımız Altay hala tam olarak envantere girmedi. Tank 2000 projesi çöp. Ama İsrail'in batmakta olan tank fabrikasına da hayat öpücüğü bizden gitti maalesef 28 Şubat'ta. Peki. Teşekkür. Ya İbrahim Bey, neyi konuşuyoruz? Daha kısa süre evvel, yani birkaç 5-7 sene evvel darbe oldu. Darbe girişimi oldu. Evet. Kaç tane generalimiz FETÖ'cü çıktı? Kaç tane generalimiz? %44 CIA ajanı çıktı falan. %44 yani biz neyi konuşuyoruz? 400 küsür yani, 200'ü mü çıktı? 200'ü. Böyle bir organizasyonu 300'den 150'ye kadar çıktı. %40 yani. NATO'dan yani. Gözaltına. Daha ne olsun? Peki. NATO'cu deyip de tabii ki Mossad kısmen şey yapmayalım. Hem FETÖ'cü hem NATO'cu. Hem de NATO'cu. Evet. NATO'cu. Evet, de. Zaten yani, da hem FETÖ'cü hem NATO'cu ama evet. Ondan önceki darbeleri de hem hepsi NATO'cu. Hem Atatürkçü, hem NATO'cu, hem Atatürkçü. Dolayısıyla darbeci geleneği 15 Temmuz'da kısıtlamayalım, orayı da başlatmayalım. 60 darbesini yapanların yani, hemen yani tamamı sağdan Atatürkçü vuruyorlar, bir soldan vuruyorlar demek. NATO'cudur. 71 muhtırası aynı, 12 Eylül aynı, 28 Şubat aynı. Yani o ihanet meselesini yani FETÖ'cülükle sınırlamak ve kayıtlamak yanlış bir şeydir. Önceden darbe yapanlarla sonradan darbe yapanlar arasında hukuka ve halka karşı suç işlemek bakımından hiçbir fark yoktur. Peki. Yani Akın Öztürk'le Çevik bir arasında. O zaman efendim Kenan Evren'le Cemal Gürsel arasında hiçbir fark yoktur. Peki, sonra demeyin konu niye dağıldı, ben hemen burada kapatayım Emin Bey. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor. Akabinde Özgür Özel, diğer siyasi partiler niye yok onu bilmiyorum. Bir kare var. O karede de 17-25 yazıyor. Hani dediler ki Devlet Bahçeli MHP lideri bir kez daha iktidara bir sopa gösterdi. Bir dosyayı daha eline aldı dediler. Daha önce de yine benzer şekilde benzer sembollerle mesaj verdiğini iddia edenler. Ettiler. Kimilerine göre emniyetteki, jandarmadaki kim atamalardan MHP rahatsız oldu ve böyle bir mesaj verdi dediler. Ama Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli kendi resmi Twitter hesabından karşı çıktı. Bir bölümünü okuyayım, şöyle dedi. Cumhur İttifakı Türk tarihinin varoluşu refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi, politik sistemin yeni baştan inşa edildiği önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye'nin, burası önemli, haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir. İstiklal ve istikbal haklarımızı muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü cumhurla cumhuriyeti kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır. Bunun tabii devamı var, devamı geliyor. Ne dersiniz? Sizce bir mesaj mı verdi yine? Bu son beyanını geçerli kabul etmek lazım. Arada bir Devlet Bahçeli Bey bu fotoğraftan mı vermiş şeyi? Açıklaması. Yok, eski, bunu bizim arkadaşlar haberde. Çok eski fotoğraf. Çünkü kendisi Ali Koç'un ziyaretinde de fevkalade zindeydi. O bakımdan da çok... Hayır, görünmeyin efendim. Yo, aşağıya kadar uğurluyum. Sağlığının gayet iyi olduğunu da bu şekilde görmüş olduk. Bu iyi bir şey. Kendisinin bu beyanını kabul etmek lazım. Bu geçerli bir beyan. Çok kuvvetli bir beyan. Cumhur İttifakı devam ediyor, bir problem yok diye. Ama arada sırada... Şu. Ya yani onu görmek için ben vallahi aradım. Mikroskopla bakmak lazım onu orada. Yani herhalde bir takım insanların ilgisini çekmiş yapmışlar. Fotoğraflar önemli. Evet. Detay aradığınızda buluyorsunuz. Bulmuşlar. Ama ben şeye dikkate alıyorum. Açıklaması devlet... Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değil. Demek ki ayrıca 17... doğru değil. Yani bu yönüyle vardı diyor. Tamam. Bundan ama daha geçmişteki beyanları var.
Orada tamam, hani boru unutursan vesaire. Bugünkü durumda çok beğenleri var. 17-25 için Devlet Bey'in çok beğenleri var ama bugünkü durumda 2024 senesinin Ağustos ayında konuşuyorsak bunları, bugün Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı'nda herhangi bir çatlama yok diyor. Ana beyanı bu. Bu arada biz de biliyoruz ki çeşitli sebeplerle işte bazı şeylerde bakanlıklarda olup bitenlerle, bazı mahkemelerde, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'da olup bitenlerle bir hatırlatma, kendi önemini, Devlet Bahçeli Bey kendi önemini ve partisinin durumunu hatırlatma ihtiyacını hisseden işte şarkıları veya türkülerle bazı videolar yapabiliyor. Bu tabii çok önemli bir ziyaret. Aynı zamanda Özgür Özel de gitti, ziyaret etti anladığım kadarından Ali Koç Bey. Çok önemli bir ziyaret. Bunların neticelerinin gerek Koç grubu, gerek Fenerbahçe ve genel siyaset açısından ne neticeler vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fazla spekülasyon yapmayalım. Ali Koç'un ziyareti nasıl değerlendiriyor? Doğru söylüyorum. Çok önemli. Ama fevkalade önemli. Şöyle sorayım o zaman. Özgür Özel'e de gidiyor. Hani arda arda gelen ziyaretler, öncesinde bir spor kargaşası yaşanıyor. Farklı siyasiler gündeminde yok. Şimdi spor biraz kargaşası yaşamanın ötesinde Ali Koç kendisinin başkan olduğu zamandan beri beklenilen başarılı neticeleri alamamanın yanı sıra özellikle son bu senenin başından beri gerek Galatasaray maçından sonraki olan hadiselerde ki şeye sevk edildi, mahkemeye sevk edildi kendisi. O kadar ciddi şeyler var kendisi hakkında. Gerek bu Göztepe maçında maç oynanırken sahadan geçmesi dolayısıyla bugün şimdi okudum şeye sevk edilmiş, disiplin kuruluna sevk edilmiş. Bunlar kötü şeyler örnek olarak. Çünkü Ali Koç'un müktesebatı ve geçmişi dikkate alındığında kendisinin sadece sportif başarılarıyla değil kişiliğiyle, konuşmalarıyla, icraatlarıyla çok çalkantılar içinde olan spor dünyamızda da iyi bir örnek olması bekleniyordu. Olmadı. Bir takım siyasi beklentileri de belki vardı. Siyasete girmeyi de düşünebilirdi. 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Ali Koç. 2023'te bile belki olabilirdi. Siyasi sportif başarılar gelseydi. O akıllarından geçtiği muhakkak. Böyle bir şey var yani. Var. Dip dalgası diye Temel Karamollaoğlu dahi 2018'de Fenerbahçe Kongresi'nde başarılı olunca hemen arkasında 2018'de Tayyip Erdoğan gidiyor gibi bir algı oluşturdular. Tabii o dönemde hemen Ali Koç'un Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu değildi ama gene de bir sonrasında dip dalgası. Bu laflar var. Şimdi ben bunu temenni de ederim. Ali Koç başarılı olsun, iyi yetişmiş bir insan vesaire. Bu arada tabii kendisinin bugün Koç grubunun 30 milyar dolara yakın da para kazandığı da geçen sene söylenmiş. İnşallah vergilerini veriyorlardır. İnşallah Tüpraş'ın tırnak içine alarak söylüyorum. Halka açın Tüpraş'ın ithal ettiği petrolde herhangi bir fiyat oynamaları yoktur. Tüpraş hakiki fiyatlardan ithalatını yapıyordur. Vergisini veriyordur. Ben Ali Koç seviyesindeki insanların örnek olabilmesi, hakikaten her manada örnek olabilmesini, ben Galatasaraylıyım yani ona rağmen Fenerbahçe olarak söylüyorum, Fenerbahçe başkanı için. Hakikaten ne yaptığı belli, ailesi belli, nereden geldiği belli. Ben çünkü çok uzun zaman Galatasaray dahil, Beşiktaş dahil, Trabzon dahil bazı kulüp başkanlarının ne iş yaptığını bilemedim. İşinin ne olduğu belli olmayan kulüp başkanlarından karşılaştık. Bunlar iyi şeyler değil. Bunlar 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon insanı, hatta rakip takımları bile etkileyebilen çok önemli kamu şahsiyetleri. Bu bakımdan Ali Bey'in ben Fenerbahçeli olmasına rağmen bir Galatasaraylı olarak başarılı olmasını temenni ediyorum. İleride siyaset düşünürse de bir ahlaklı, bilgili bir insan olarak da MHP yakınlığı mı var? Efendim? MHP yakınlığı mı? MHP'li kendisi. Değil mi? Tabii. Peki. MHP'li kendisi. Ya bunlar iyi şeyler. Yani keşke Ali Koç oralarda olsa. Nerede?
Şimdi Allah'ını severseniz 11 senedir MHP'de kimleri konuşuyoruz? Sinan Ateş cinayetinden ilişkileri var mı yok mu diye konuşuyoruz. Tutuyorlar 154'lük liste yayınlıyorlar. Aralarında ben de varım o listenin. Başka itmelerden, kırmalardan, bilmem nelerden bahsediyoruz. Şimdi bunlar çok yazık şeyler. Koskoca MHP, koskoca MHP. Türkiye'de şu anda belki mecliste olan CHP ile beraber en eski parti değil mi MHP? AK Parti'den daha evvel kurulmuş bir parti. Onun için de ben bir eğer siyaseti gönlümüzde... Peki herkese süreyiz. Efendim? Hemen toparlayalım, herkese süreyiz. Diyorum ya, herhangi bir seviyede Ali Koç seviyesindeki insanların MHP'de görev almalarından ben şahsen çok memnun olurum. Peki. Ankara'ya döneyim. Hep en son Ankara'ya gittik. Serdar Bey'i bu defa fazla bekletmeyeyim. Serdar Bey, Ali Koç'un ziyareti 17.25 o saat mesajdır değildir, tartışmalı konu. Buyurun. Şimdi şunu kabul etmek lazım. Partiler ittifak içerisindeler diye etle tırnak olmazlar. Ayrı partiler. Yani MHP'nin ve AK Parti'nin seçmen tabanının dünya görüşlerinin birbirlerine çok yakın olduğu söylenir ama bazı noktalarda da çok temel çelişki hatta çatışma noktaları olmuştur. Bunun tarihte de şimdi bahsetmek istemediğim örnekleri vardır. Dolayısıyla bu nasıl bir ittifak, nasıl bir birliktelik? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dünyada da şartlar biliyorsunuz bugün dünya savaşını konuşturacak kadar çetin bir noktaya geldi. Ve Türkiye'nin beka meselesi gerçekten de çok ön plana çıktı. Ve aynı gemideyiz diye Sayın Devlet Bahçeli bir tercih ortaya koydu. Ama bu tercihi ortaya koyması iki partinin aynı parti olduğu, her konuda aynı görüşte olduğu yönündeki değerlendirmeleri haklılık kazandırmaz. Sayın Devlet Bahçeli süreç içerisinde çok net bir şekilde ikazlarda da bulunmuştur. Mesela göç meselesiyle ilgili, Suriyeliler meselesiyle ilgili kontrolsüz göç adı konulmamış bir afettir dedi. Ve bu konuda uyardı. Bu uyarısından sonra siyasi iktidar daha ileri adımlar atmaya başladı. Süleyman Soylu'yu AK Parti içerisinde bazıları hedef aldığı zaman Süleyman Soylu'yu açık bir şekilde destekleyerek tavrını ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanı 50+1 meselesinin mecliste halledilebileceğini söylediği zaman grup toplantısında çıktı. Ve dedi ki bu konu kapanmıştır, bu karar verilmiştir, millet de oylamıştır, bitmiştir dedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı gibi efendim mecliste bu iş halledilir demedi. Dolayısıyla kendi politikalarını ortaya koydu. Ben 17-25 üzerinden değil bu şeyi o ayrıntıda görülen o yani bir kere orada olmaması lazımdı. O kare içerisinde olmaması lazımdı. Çünkü Can Dündar'a verilmiş bir röportajda altı çizilmiş bir şey. Can Dündar'ın kim olduğunu da biliyoruz. 17-25'in mahiyetini de bugünkü açıklamasında Sayın Devlet Bahçeli ortaya koymuş. En azından bir özensizlik, dikkatsizlik. O kadrajın içerisinde eğer bir mesaj ama anlamı yoksa... Sayın Bahçeli şöyle okuyor. Hani böyle bir darbe girişimini unutmadık diyor. Tersinden görüyor. Ama yani bazı fotoğraflar da yayınlanıyor. Orada yok o falan. Bilmiyorum. En azından yani olmaması bazı lazım. Bazı ziyaretlerde böyle. O tabii saatin olmadığı ya da 17-25 ibaresinin görülmediği söyleniyor. Daha önceki ziyaretlerde. Evet. Evet yani şu yani olmaması lazımdı bence. Dikkatli bir tavır değildi. Hele Koç şimdi Ali Koç hangi tartışmalarda gündeme geldi? Gezi olaylarını hatırlayın. Gezi olaylarında Ali Koç'un rolüyle ilgili AK Parti cenahından gelen bazı iddiaları hatırlayın. Dolayısıyla Ali Koç bu bağlamda da üstelik gündemde Can Atalay krizi var. Dolayısıyla Suudi Arabistan krizi vardı. Orada çok daha fazla dikkatli olun. Efendim? Suudi krizi vardı hatırlayın. Ali Koç'la. Evet evet. Yani bu Can Atalay krizi en son hani Altay'la yaşanan hadise. Hı hı. Dolayısıyla şimdi daha özenli davranması gerekirdi ama şunu söyleyeyim. Elbette Sayın Devlet Bahçeli zaman zaman çok ince vurgularla siyasetteki ustalığını konuşturarak
mesajlarını veriyor. Tabii ben burada en fazla Ali Koç dışarıya kadar Sayın Devlet Bahçeli refakat ediyor kendisine, yani geçiriyor. Merdivenin başına geliyorlar. Yaşına hürmeten, konumuna hürmeten herhalde şey diyor Ali Koç. Efendim biz buraya kadar falan, o hayır hayır diyor. Aşağı kadar iniyor, kapısına kadar karşılıyor. Dolayısıyla yani Ali Koç'a gösterilen ilginin, alakanın ortalama ilgi alakanın çok üzerinde olduğu tablodan görülüyor. Şimdi Ali Koç'a gelince, Ali Koç evet Emin Bey'in dediği gibi ben de uzun yıllar Fenerbahçe taraftarlığı yaptım. Daha sonra Fenerbahçe taraftarlığımı dondurdum. Kastamonu Spor taraftarıyım şu anda sadece. Ali Koç gerçekten sportif başarıyı bir türlü elde edemedi. Özellikle futbol, yani futbol, basketbolda da öyle. Yani basketbolda Ali Koç gelmeden evvel Avrupa şampiyonuydu Fenerbahçe. Yani şimdi Final Four'a kaldı ama arada başarısız dönemler geçirdi. Futbol dersiniz, futbolda ne yaptıysa olmadı. Bilmiyorum Mourinho'yla ne olacak. Mourinho'yu getirdi, Şampiyonlar Ligi'ne Ali gidemedi. Evet tabii tabii, yani gidemedi. Geçen maçta şeyin, Ali Koç'un yaptığının 2-0 takımın galip bir seyirciyle ilgili bir problem çıkmışsa, bunu mesela Alişan vardı eskiden Fenerbahçe başkanı. Alişan dönemini ben çok iyi hatırlarım. Böyle bir kriz olduğu zaman telefon diplomasisiyle işi çözerdi. Yani hiç ben onun gerilim verilim falan filan şey olduğunu görmedim. Yani bir şekilde arka kapı diplomasisiyle çözerdi. Daha önce bir kriz yaşanmış. Bir daha Ali Koç, yani ikinci başkan vardır, birisi vardır. Bu kadar kamuoyunda tartışılmayan bir isim vardır vesaire. Ben Ali Koç yerinde olsaydım, hele takımım 2-0 ilk devreyi galip durumda bitirmişken, maçın seyrini de değiştirebilecek. 2 puan önemli, 2 puanla şampiyonluk gidiyor. Tabii Ali Koç yerine bir başkası olsaydı, yani böyle holding sahibi olmayan, büyük paralar olmayan bir insan olsaydı Fenerbahçe kulübünün başkanı ve bu kadar sene şampiyon olmamış olsaydı, bu not dereceleri almış olsaydı, herhalde şimdiye kadar medya çoktan istifa 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 diye inlerdi. Tabii reklam veren olmanın bir avantajı var. Yani bu reklam meselesi son derece önemli. Şimdi çok da fazla karşısına almak istemiyorlar ama ben Fenerbahçe için söylüyorum. Fenerbahçe yani haksızlığa da uğradığı oldu. Evet, yani gerçekten de haksızlığa uğradığı oldu. Ama bütün bunlara rağmen öyle maçlar kaybetti ki haksızlıkla falan açıklayamıyorsunuz. Yani şampiyonluğun hangi maçlardan gittiğine baktığınız zaman. Dolayısıyla bir sportif başarısızlık tablosu var ki Aziz Yıldırım karşısına çıktı, yine de kazandı. Şimdi Fenerbahçe taraftarı muhasebesini yaptığı zaman Aziz Yıldırım döneminde şampiyonluk da elde edildi. Kulüp ekonomik olarak büyüdü de, kulübün etkinliği daha fazlaydı. Bir 3 Temmuz şeyiyle olaylar bozuldu. Ama şimdi bakıyorlar, hem kulüp büyümüyor, hem sportif başarı yok. Arada teknik direktörler geldi gitti falan. Bir tane yaşlı teknik direktör vardı, gitti, büyük havalarla getirildi. Şimdi Mourinho da işlemezse, Mourinho da sonuç vermezse ne olacak? Bari 99 puan almış İsmail Kartal var. Yani onun üzerine çıkması lazım. Dolayısıyla zor bir dönem. Acaba diyorum Ali Koç bu sportif başarısızlığın üzerine kapatacak hamleler mi yapıyor? Bu yol değil. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Olabilir mi? Bence olamaz. Yani futbolda bu kadar yani çok şey, bu futbol öfkesi çok kötü bir öfke aslında. Daha 4 yani yıl var seçimi. Çok şey değişir o güne dek sanki. Yok yani öyle bir şey ki bu. Yani öyle taraftarlar biliyorum ki ben. Beşiktaş diyor başka bir şey demiyor. Ona bir kimlik edinmiş. Galatasaray diyor başka bir şey demiyor. Trabzon'a gittim ben. Orada akit okuyucuları, milat yani okuyucuları etrafımı çevirdi. Trabzonspor'a bir dönem başkanlık yapmış bir isim. Bugün Futbol Federasyonu Başkanı ve Amedspor izleyicisini, ki iyi bir şey, selam diyor, sahayı dönüyor. Yani 7-8 yıl önce bunu deseydiniz herhalde kimse inanmazdı. Yani mümkün değil yani derler. Ali Koç, yani Ali Koç bu kadar şey olmaması lazım. Mesela Ekrem İmamoğlu derseniz aklım erer ama yani Ali Koç, Koç işte 28 Şubat günleri, daha sonrası Gezi olayları, Fenerbahçe şey gerilimleri, ama böyle şunu yaparsa
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparsa, ki bu sene elendi işte maalesef. Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparsa, böyle büyük bir markayı oluşturursa, Fenerbahçe'yi Real Madrid yaparsa, belki yani bir milli kimlik vurgusunu oturtabilirse Fenerbahçe üzerinden. Peki, toparlayalım Serdar Bey. Zor gözüküyor yani, çok teşekkür çok ederim. Zorlamamak lazım. Ben Ali Koç eğer ya Serdar Bey ne yapayım deseydi, ben ona Fenerbahçe başkanı da olmayın, devam edin, Koç grubuna da zarar verirsiniz derdim ama peki, öyle bir temasımız olmadı. Ali Sen Bey, Ali Koç. Evet, Ali Koç dip dalgasıyla geldi 2018'de. Şimdi bugün itibariyle 2024'teyiz. 6 yıldır herhangi bir şekilde futbolda bir başarısı görünmedi. Bir tane kupa kazanmış herhalde. Onun dışında bir başarısı yok ama bol bol tartışmalarla gündemde. Suudi Arabistan'a gitti, bir Atatürk krizi çıkarttı. Ama hemen arkasından İsrail ekibiyle yapacağı bir maçta Türkiye'de bizim güvenliğimiz sağlanamaz dedi İsrail ekibi. E tamam, olur dedi. Avrupa'da da yapabilir sizinle maçı. Basket karşılaşması. Basket maçını hemen Avrupa'ya aldılar. Orada ben bekledim ki bu konuda da çağrıda da bulunduk kendisine. Suudi Arabistan'da nasıl ki Atatürklü fotoğrafla, formalarla çıkıyorsunuz ısınma turlarına. Ki maçta zaten kabul edilmiş, bir de ısınma turuna da ben Atatürk formasıyla çıkacağım diyor. Onu da yatıyor. E o basket maçına da Atatürklü silüetli formalarla çık dedik ama öyle bir tavır içerisinde olmadı Ali Koç. Hep bazı şeyleri istismar mı ediyor, yoksa gerçekten Atatürkçü mü, gerçekten bir Kemalist kişi mi, yoksa bunun üzerinden kendisine alan mı açıyor diye sorgulamak lazım. Belki birileri diyebilir ki ya ne alanı açacak? Adam zaten Türkiye'nin bir numara holdingi. Daha açacağı bir şey ne olabilir? Ama o takdirde de o Göztepe maçında yaptığı hareketi hiçbir şekilde izah edemiyorsunuz. Yani kendisi iniyor, gidiyor o iki devre arasında. Tribünlerde güya işi hallettiğini söylüyor. Nasıl halletmiş onu da izah etmiyor. Sonrasında maç başladıktan sonra orada izleyicinin ya da taraftarın, seyircinin alınmamasının sebebi zaten tribünler dolmuş. Hem o hem de ve biletsiz seyirci mi var? O da belli değil. Yani biletsiz insanlar mı geliyor? Şimdi öyle bir karışık noktadayız ki çıkıp da o stat yetkilileri, Göztepe'nin eğer yetkilileri ilgileniyorsa onlar çıkıp da iki kelime de etmiyorlar. Ya kardeşim, gerçekten Fenerbahçeli seyirciler geç alındıysa bu geç alınmasının sebebi nedir? Herkes alınmış mıdır, alınmamış mıdır? Biletli seyirciler kapı dışarısında kalmış mıdır, kalmamış mıdır? Adeta yani şu olay yaşanıyor, şöyle bir tatsız olay yaşanıyor. Akabinde hala Ali Koç'u sanki koruyup kullanıyor gibi bir algı oluşturuyor. Bunlar yayıncı kuruluş görüntüsüyse telif yeriz YouTube'dan. Tamam, sorun yok. Peki. Cep telefonu kamerası görüntüsü o zaman. Ve son nihayetinde ben Ali Koç'un Devlet Bahçeli'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretine gelelim. Burada ben merak ediyorum, niçin ziyaret edilmiştir? Siz bir izahat, bir açıklama duydunuz mu? Ben duymadım. Yani herhalde Göztepe maçındaki bu olaylardan sonra hemen ertesi günü genel planlanmış bir ziyaret olmasa gerek. Yani öncesinde planlanmış bir ziyaret olmasa gerek. Göztepe maçı sonrasında randevu alınarak gidilmiş ziyaretler olması lazım. E o zaman Göztepe maçıyla Sayın Bahçeli'nin ne işi var? Veya Özgür Özel'in ne işi var? Peki gidiyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz, bunu iki satırla açıklamanız gerekmez mi? Hem MHP açısından, hem CHP açısından, hem de Ali Koç açısından niçin açıklamıyorsunuz? Kapalı kapılar ardında bir talepleri mi var? Bu talebi niçin kamuoyuna da açıklamıyorsunuz? Bunun da izah edilmesi lazım. Yalnız ben 17-25 üzerinden Sayın Bahçeli'nin herhangi bir AK Parti'ye yönelik mesaj verdi. Belki Ali Koç'a mesaj vermiştir. Ananas meselesi vardı. Yani biz bunu niye düşünmüyoruz ki? Çok zorlarsanız Türkçe olimpiyatlarına Koç sponsor olmuştu. Son olimpiyatlara. Dolayısıyla acaba ona mı gönderme yaptı? Kanal Türk'ün satışıyla ilgili olarak bir savcının çekmecesinde bekletilen olaylar vardı. O aynı savcı
Ali Koç'la, Koç grubuyla da ilgili bazı dosyaları da bekletiyordu. Acaba ona mı göndermede bulundu? Benim için önemli olan 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesi süreci 15 Temmuz ihanetinin kuluçka evresidir diyor Sayın Bahçeli. Bu dakikadan sonra ki bu sözleri de aslında daha evvelden 2014-2015 yılında 2016'ya kadar belki 15 Temmuz hain darbe girişimine kadarki dönemdeki Sayın Bahçeli'nin söylemine de ters bir söylem. 17-25 Aralık'ın gerçekten bir yolsuzluk operasyonu gibi o tarihlerde Sayın Bahçeli değerlendirmişti. Ama 15 Temmuz hain darbe girişimini gördükten sonra ki kısa bir iki günlüğüne, üç günlüğüne Kemal Kılıçdaroğlu da aynı tavrı sergilemişti. Ama ne hikmetse dördüncü günden sonra ya bu tiyatro, esas darbe 20 Temmuz'da o hal ilan edilmesidir demişti Kılıçdaroğlu. Fakat Sayın Bahçeli bugün itibariyle eğer diyorsa ki 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci diyorsa bu dakikadan sonra AK Parti'ye mesaj yolladı şeklindeki bir bakış açısı bence abartılı ve haksız bir isnat olur. Kenan Bey. Yani öncelikle Türkiye'nin bu kadar fazlasıyla futbol sorununa batması, futbol bataklığının içerisinde adeta boğulan bir ülkeye dönüşmesi, çırpınması hiçbir biçimde izah edilebilir bir durum değil. Yani futbol netice itibariyle bir yönüyle spor, bir yönüyle eğlence ve heyecandır. Ama siz futbolu siyasetin bir aracı ya da siyaseti futbolun bir müdahale alanı gibi görmeye, göstermeye ya da onları açık alan haline tutmaya başlarsanız vay bu ülkenin geleceğine. Ne demek yani? Bunlar normalde magazin programlarında konuşacak meseleler. Sporda konuşulacak. Yani mesela. Bu bizim yani bizim gündemimiz falan değil yani bu. Bunu işte o Spor Ahmet Çakar konuşabilir. Rasim Ozan Kütahyalı konuşabilir. Rıdvan Dilmen konuşabilir. Ama tuhaf olan bunun siyasetin gündemini, siyasal gündemin yorumlanması işini üstlenmiş insanların da adeta konuşmadan geçemeyeceği temel bir mesele haline gelmesi. Asıl sıkıntı burada. Ne demek bu? Yani futbol dünyanın her tarafında toplumu lümpenleştiren bir zemindir. Kara paranın aklanmasından mafyatik ilişkilere kadar. Yani bugün Türkiye'deki özellikle büyük kulüpler, yani kusura bakmayın ama oligarşik bir yapılanmaya sahiptir. Masonik bir yapılanmaya sahiptir. Öyle dipten gelen dalga falan filan. Kim var? Dip var mı orada? Dip var mı? Öyle dipten gelen dalga, böyle bir olay yok. Yani o zaman siz Fenerbahçe kulübünün, Galatasaray kulübünün, Beşiktaş kulübünün nasıl işlediğini bilmiyorsunuz demektir. O yüzden gerçekçi olalım. Yani üzerinden çok fazla zaman geçmedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı işte Seyrantepe'de bir stadın açılışına gittiğinde, değil mi? Orada konuşturulmadı. Onu konuşturmayanlar kimlerdi? Hatta ne dedi orada? Dedi ki sizin kulübünüzün kasasından bir kuruş bile çıkmadı. Evet. Değil mi? Aslında bu gerçekten siyaset adına, Türkiye'yi yöneten bir siyasetçi adına son derece talihsiz bir açıklamadır, bir itiraftır aslında. Ne demek? Hangi hakla? Hangi hakla? Neden biz ülkeyi böylesi bir konuma sokuyoruz? Neden kamu bankalarından bu kulüplere verilen kredilere sürekli olarak af çıkartıyoruz? Sürekli olarak borçlarını, kredilerini öteliyoruz. Neden? Neden? Ben merak ediyorum. İşte bakın geçen hafta olimpiyatlar bitti. Şöyleyiz, böyleyiz. Filenin sultanları geliyor. Okçular böyle gidiyor. Güreşçiler şöyle uçuyor. Sonuç kaçıncı oldu Türkiye? Ama kendimize gelelim. Kendi kendimize Kenan gaz Bey, vererek. Olimpiyata gitmek de bir başarı değil mi? Çünkü bence hiç bir başarı değil. Derya Büyükuncu 10 sefer katıldı olimpiyatlara. Ne faydası var? Soruyorum size ya. Mala davara ne faydası var Ozan Bey? Soruyorum.
Bu ülkenin öğrencisine, öğretmenine, avukatına, 2020'de 4 madalya aldık ama. Efendim bakın, bunları çok fazla abartmayalım lütfen. Netice itibariyle son olimpiyatların esas belirleyici gündemi, çok özür dileyerek söylüyorum ama, yani hormonları üzerinde oynanmış bir takım insanların, yani açıkça söyleyeyim, yani erkekten kadına dönmüş olan birilerinin ringlerde kadınları pataküte patakladığı, kadınlara dayak attırdılar açıkçası. Evet, şimdi eğer siz olimpiyatların bu politik ama aynı zamanda insanların genetiğiyle toplumların genel ahlaki, evrensel ahlaki ilkeleriyle adeta kedinin fayla oynadığı gibi oynadığı bir zemin olduğunu görmezseniz, o zaman zokayı yutmuş olursunuz, kusura bakmayın. O yüzden Ali Koç Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Olsun keşke. Ama ben şöyle söyleyeyim. Yani bu işler öyle tribünleri amigolarla coşturmaya, bir takım yerlerde trollerle efendim siyaseti baskılamaya filan benzemez. Eğer bunu becerebilecek olsaydı Çevik Biriler, Hüseyin Kıvrıkoğullar bunu çoktan hallederlerdi. Ama hepsi şapı oturur gibi oturdular yani. Onun için böyle çok fazla magazin dünyasından, efendim popüler kültürden etkilenmenin bir alemi yok. Biz makul, mantıklı düşünelim. Evet, Ali Koç bir sanayici ailenin oğludur. Yani o Koç Holding bünyesinde birçok işe imza atmıştır. Şirketini geliştirmiştir. Şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır. Fakat sanayicilik başka bir alandır. Spor başka bir alandır. Siyaset, özellikle de toplumsal desteği arkasına almış bir siyaset, bambaşka bir şeydir. O yüzden birilerinin yazmış olduğu bu tür, peki, masallar. Evet, Zelenski Ukrayna'da efendim cumhurbaşkanı olmuş olabilir ama o Ukrayna'da olur. Burada böyle şeylerin, peki, önü açık değildir diye düşünüyorum. İbrahim Hocam. Evet. Siz de yolumuzu alın, programı kapatalım. Olayın birçok boyutunu anlatıldı da benim şöyle bir bakış açım var. Şimdi sosyal psikoloji diye bir şey var. Hem sosyoloji var işin içinde, hem psikoloji var. Ve günümüzde 21. yüzyılı etkileyecek olan güç de kitlelerin gücüdür. Kitleler deyip geçmeyelim. Bakın, kitleleri harekete geçirmek için ilk kullananlardan bir tanesi İtalya'nın eski Cumhurbaşkanı Mussolini'dir. 20. yüzyılda ilk olimpiyat İtalya'da yapılmıştır. Sebebi ise İtalya milliyetçiliğini zirveye çıkarmak ve milli birliği sağlamaktır. İkinci olimpiyat ise milli olimpiyatlarıdır ve Hitler zamanında Almanya'da yapılmıştır. Yani burada futbol spor olarak kalsa eyvallah. Ama kitleleri etkilemek için spor bir vasıta olarak kullanılmıştır. Şimdi futbol veya ki futbol en çok ön plana çıkan spor dalı, futbolun kitleleri çok fazla. Bu kadar büyük kitleleri yönetmek, onları doğru yolda tutabilmek de kolay değil. O nedenle futbol kulüplerinin başkanlığını yapanlar işin sadece sporla bağlantılı kısmıyla ilgilenmeleri gerekir. Başka tarafa çektikleri zaman önü alınamaz olaylara sebebiyet verilebilir. Mesela biz gezi olaylarını hatırlayalım. Gezi olaylarında biz futbol kulübünü de gördük. Değil mi? Futbol kulübü, Beşiktaş'ın o çarşı grubunun nasıl kendi taraftarlarını bir siyasi davranışa yönelttiklerine şahit olduk. Demek ki o zaman burada futbol sadece futbol değil. Futboldan çok daha farklı ve fazla bir şey. Şimdi sizler anlattınız, Ali Koç özelinden anlattınız. Ali Koç bir iş adamı ama Fenerbahçe'nin de futbol kulübü başkanı. Neyi bekleriz? Fenerbahçe Futbol Kulübü ve başarılarının öyküsünü dinlemek isteriz biz. Biraz evvel Ali İhsan Bey saydı. Ali Koç futboldaki başarılarından dolayı hatırlanmıyor. Benim aklıma gelen, koçlar deyince gezi olaylarında Divan Oteli'nin açılması geliyor aklıma.
Veya Suudi Arabistan'daki olay geliyor. Veya işte geçtiğimiz pazar günkü olaylar geliyor. Burada suçlu suçsuz ayrımı yapmıyorum ama taş yerinde ağırdır. Futbol kulübünün başındaki olan kişi sporla anılmalı. Kulübünün başarısıyla hatırlanmalı. Yani şurada 3 gündür, şimdi 3. güne döndük. 3 gündür neyi konuşuyoruz? Futbolu değil. Futbol dışı hareketleri görüşüyoruz, konuşuyoruz. Kulüp başkanının veya başkanlarının futbol dışı hareketlerini konuşuyoruz. Aslında bunlar futbola bir katkı mı sağlıyor, futbolu mu geliştiriyor, Türkiye'nin futboluna bir değer mi katıyor? Parantez açabilir miyim? Yani Cem Uzan'ın, Uzan Holding'in Uzan Holding olduğu dönemdeki kitleleri manipüle etmeye dönük en önemli operasyonu İstanbul Spor Kulübü'nün kurulmasıdır. Dolayısıyla hükümetin, siyasetin gerçekten bu konularda son derece uyanık, basiretli ve dirayetli olması icap eder. Tabii yani biz bazı bu FETÖ'cü grupların bazı futbol kulüplerini nasıl ele geçirme çabaları üzerinde olduğunu da gördük. Yani Fenerbahçe'nin eski kulüp başkanlarından birinin yargılanması süreçlerini hatırlayalım. O nedenle futbolu sadece futbol olarak değerlendirirsek eksik kalır. Bu bir kitle hareketidir ve kitlelerin de özelliği şudur. Bunu Gustave Le Bon ismini bilenler vardır. Ruhu. Kitlelerin ruhu veya kitleler psikolojisi diye bir kitabı vardır. Orada şuna altını çizerek şunu söyler. İnsanlar tek başlarına yapamayacakları birçok şeyi kitle haline geçtikleri anda yaparlar. Çünkü kitle ruhu devreye girdiği zaman sizin şahsi olarak vicdanınız, aklınız yerinden gider. Aklınız çalışmaz. Aklınızı kitleye teslim etmişsinizdir. O nedenle kitleler içerisindeki insanlardan hiç beklemediğiniz davranışı görürsünüz. Mesela bir insan bilerek, isteyerek linç yapamaz. Gidip de başka bir insanı linç edemez. Ama kitle haline geldiği zaman kitleler harekete geçtiğinde linç ederler. O nedenle birçok sosyal psikolog 21. yüzyılı kitlelerin yüzyılı diye tarif eder. Futbolu da sporu da bu açıdan değerlendirip Futbol Federasyonu'nun veya yöneticilerin bu konuda kulüp başkanlarına ikaz etmeleri lazım. Bakın orada sahaya yasal olmayan şekilde girmesi işin aslını astarını bilen bilmeyen herkes tarafından bir tepki doğurdu. Taraftarlar sahiplendiler. Karşı çıkanlar karşı çıktı. Ama bu bir bölünmeye doğru gider. Kitleleri, toplumu birbirine düşürecek şeylerdir. Orada herkes bulunduğu makamın yani orada iteklemeden sorumluluğunu başka bir şey de olabilirdi. Ciddi olaylar. Her şey olabilir. Yani Birinci Dünya Savaşı bir tane mermiyle başladı. Unutmayın. Aynen, bir suikastla. O nedenle böyle kitleleri yönlendiren kişiler sorumluluk sahibi olmalılar. Öyle ben girdim, yaptım, ettim. Peki. Olmaz. Yani burada statü rolünü beraberinde getirir. Statü dediğim şu. Ben gidip de futbol sahasına kendi başıma girmeye çalışsam, bir biçimde de girsem kimsenin umurunda bile olmaz. Ama kulübün başkanı girerse onun statüsü başkadır. O girdiği zaman tepki başka türlü olur. Peki. O nedenle herkes sorumlu davranmak zorundadır. Teşekkür ederim. Gazeteci yazar Emin Şirin, çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Stratejist İbrahim Kereş değerli hocam, teşekkürler. Gazeteci yazar Serdar Erseven, ağzınıza sağlık, teşekkürler. Yeni Akit gazetesi yazar Ali İhsan Karahanoğlu, teşekkürler. Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay, teşekkürler, ağzınıza sağlık. Programımızı burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı geceler.